Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. 40 farz ilmi hal sohbetlerimizden navbatdagi mavzuyumuzni boshlaymiz. İnşallah bu mavzu taharat bobidan boshlanadi. Avval biz 40 farzni ilmi halni hol ilmining farzi ayin ekanligini, farzi ayin bilan farzi kifoyaning orasidagi farqlarni naqadir hol ko'rib chiqqan bo'ldik. Undan so'ng islomda 5 ta farz borligini va o'sha 5 ta farzdan birinchisi iymon ekanligini va iymonning 7 ta farzini ham imkon qadar muxtasar shaklda ko'rib chiqdik. Musulmon shaxs bilishi kerak bo'lgan farzlardan o'sha İmonga aloqador narsalarni o'rgandik. Endi tahoratda 4 ta farz bor deymiz. 40 farzni ichida mana islomda 5 ta farz, iymonda 7 ta farzdan keyin tahoratda 4 ta farz degan jumla keladi. Tahoratning 4 ta farzini farzi ayin sifatida bilishimiz kerak. U nima? Tahoratda 4 ta farz bor deyapmiz. Bu avvalo taharat babiga tegishli İslam dünyasını, İslam ümmetinin etibar qaratgan ve başka felsefeler, başka hiç bitta tüzüm etibarı iman derecesiga, etiqod derecesiga, ilim derecesiga ko'targan boblar, mavzular sırasida yok. Fakat İslam'da var. İslam şeriatının fikhi kitaplarını barchasini açsangiz Kitab-ı Tahara degen alohida bobni ko'rasiz. Bazılarda Kitab-ı Tahara deb jam aytiladi hidoyaning uslubiga ko'ra. Boshqa kitoblarda Kitab-ı Tahara birlik siyg'asida aytiladi. Tahorat kitobi. Tahorat biz siz bilan biz namoz ibodatlarimizda o'zimiz ishlatadigan bazı ameliyatlarını taharat deb nomlaymiz. Bizga bu nom bo'lib ketgan. Aslı bunun arabçası vudu deyiladi. Vudu. Biz taharat deyatgan narsa vudu. Lekin kitab-ı tahara babı, kitabı fiqhlarda açılsa bu poklik haqida söz yürütadi. Poklik haqida. Bismillah. Taharat lug'atda poklikka aytiladi. Tozalik, poklik, ozodalik, shaxsiy gigiyena deydi bugün. İslam ortaga qo'ygan tozalik to'g'risidagi mukammal mufassal bayonotlarga man degan shaxsiy gigiyenani aytayotgan mediklar tan bermay iloji yo'q. Shu balnitsalarga kirsangiz qo'l yuvadigan joylarning tepasiga qo'lni yuvish qanday qilib yuvishni ko'rsatib qo'ygan. E'tibor qaratsangiz, o'rgatgan shuni, mediklar o'rgatgan. Mediklar qo'lni qanday yuvish kerakligini. Qo'lni yuysan deydi, oralariga xilol qilishlargacha o'rgatadi. Qarasangiz, 1400 yil oldin sunnat asosida qo'lni yuvishni o'rgatayotgan bo'lib chiqadi. Islom shariati bu behuda bekorchi kimmidir tasavvufati bilan o'rtaga qo'yilgan din emas. Balki Islom İlahi tushunchalar vahiy orqalik sobit bo'lgan intizomli tizimga asoslangan tushunchalarni o'rtaga qo'ygan din bu. Hatto tahorat kitobini fiqhi boblarimizning ilk sahifalarida o'qishni boshlaysiz. Nima uchun? Barcha ibodatlarimizda poklik muhim. Ichki tashqi poklik muhim. Agar tahoratning farzlarini ado qilmasangiz, namozingiz namoz bo'lmaydi.
taharatının farzlarını biliş barchamiz uchun farz-i ayn. Ya'ni men taharatning farzlarini o'zim o'rganmasam, mening ustozim o'rganib qo'ygani, akam, ukam o'rganib qo'ygani menga kifoya qilmaydi, menga o'tmaydi. Men o'zim o'rganishim kerak, o'zim uni amalda qo'llashim kerak. Demak, tahoratning farzi 4 ta deb o'zbekchada aytganimiz, arabchada fardul vudu deyiladi. Vuduning ya'ni tahorat deb biz lug'atda iste'mol qilayotgan narsa aslida vudu arab tilida. Vuduning farzi 4 ta deyiladi. Tahorat umumiy lug'atda ishlatiladi. Ozodalik, poklik, hali aytganimizdek shaxsiy gigiyenalar, barchasiga kiyimning pokligiga ham tahorat deyiladi. Badan pokligiga ham tahorat deyiladi, joyning pokligiga ham tahorat deyiladi, suvning pokligiga ham tahorat bobi deyiladi, idish tovoqlarning pokligiga tahorat deyiladi. Barcha inson hayotida poklikka, ozodalikka tegishli barcha hukmlarning ichiga tahorat kiradi. Tahorat ularni ichiga oladi, ya'ni o'shalar ichida namoz uchun, bazı amallar uchun farz bo'lgan, farz-i ayn bo'lgan biz tahorat deb tarjima qilayotgan narsa arab tilida vudu deyiladi. Muxtasarul viqoyada shu matnlar bor. Muxtasarul viqoyani sohiblari tojushariga aytadilarki, fardul vudu g'oslul vajhi minash sha'ri ilal uzuni va asfali dhaqani va yadayhi va rijlayhi ma'a mirfaqayhi va ka'bayhi ومسك الربع رأسه وكل ما يستر البشرة من لحيته bunda min lihiyatihi ekan boshqa matnlar bor minan lihiyati deb keladi. Ya'ni biz iste'molda tahoratning 4 ta farzi bor deganimizni muxtasarul viqoya bizga matn sifatida keltiribdi. Toj shariya rahimahulloh aytibdilarki tahoratning farzlari g'oslul vajhi yuzni yuvishlik. Yuz deganda vajh deganda nima tushuniladi desa, matn egasi yuzni chegaralarini belgilayaptilar. Mina sha'ri soch chiqqan joydan insonning sochi chiqqan joydan buyog'i yuz hisoblanadi. Soch chiqqan joydan ilal uzuni quloqqacha bo'lgan joy. Mina sha'ri ilal uzuni quloqqacha bo'lgan joy. Va asfali zaqani davomi zaqan deb bu tomoqni aytiladi. Tomoqning ostlari bilan qo'shib yuviladi. Demak, soch chiqqan joydan quloqqacha bo'lgan joy chegara yuz va tomoqimizning ostini ham yuvamiz. Tomoqning ostini, ya'ni tomoq deganda bu hiqildoq emas, jag'imizning ostini, zaqan jag' o'zi, jag'ning ostini yuvamiz va bu yog'i ham quloqimizgacha va sochlarimiz chiqqan joyga bu yuzimiz tamom yuviladi. Yuz deganda inson bir kishiga yuzlangan paytda ko'ringan joyni yuz deyiladi lug'atda. Istilohda o'sha hozirgi chegaralar. Soch chiqqan joydan quloqqacha pastimiz jag'imizning osti bilan qo'shib yuviladi. Shu birinchi farzi. Ikkinchi farzi nima? Va yadayhi va rijlayhi ma'a mirfaqayhi. Muxtasarning xususiyati qisqa matnlar bilan ifoda qilish. İki qo'lni ma'a mirfaqayhi tirsaklari bilan qo'shib yuvish. Ma'a ma'iyatni o'z ichigarani o'z ichiga oladi. Qo'lni uchidan boshlab tirsaklari bilan qo'shib yuvish. Nimaga tirsak bilan qo'shib yuviladi desa, chunki tirsak bu qo'lga aloqador narsa. Bilakka aloqador narsa emas. Mana bukkan paytingizda tirsak bu qo'lning a'zosi hisoblanadi. O'shaning uchun qo'lni tirsagi bilan qo'shib yuvishlikka farz deyiladi. Bu ikkinchi farzi. Va rijlayhi ikkita oyog'ini ham yuvish kerak. İkkita oyog'ini nima bilan? Ma'a ka'bayhi. Ka'b deb oyog'ining o'sha ikkita oshig'i bor, chiqib turgan joyi bor, o'shalarni ham qo'shib yuviladi. Qo'shib ma'a u ham. Oyog'ini o'sha ka'b bilan birga shu ikkita oshig'i bilan birga qo'shib yuvishlik ham farzlaridan. Demak, 3 ta farz ketdi hozir. Yuzni yuvish, yuzning chegarasini aytdik. Qo'lni yuvish, qo'lni ham chegarasini aytdik, tirsakka qo'shib. Oyoqni yuvish, oyoqni oshig'lari bilan qo'shib
yuvishga aytiladi. 4-chi farz nima? Va mashu rub'i ra'sihi. Boshining 4dan biriga mashq tortish. Boshining 4dan biri degani mana shu joy mana. Mana shu joy 4dan biri bo'ladi. 1 2 3 4. 4 ga bo'lsak boshni shu 4dan biriga suv tegizib biroz surib qo'ysak shu mashq bo'ladi. Shu bilan farz ado bo'ladi. Biz farzlarni bilishimiz kerak. Farzlarni ado bo'lishi shu. Boshning 4dan biriga. Shundoq qilsangiz o'zi mashq bo'ladi. Bizni mashqabda 4dan biri. Bularni tafsilotiga muxtasar shaklda kirish imkoni bor joyda kiramiz, bo'lmasa qisqa satrlarda o'tib ketamiz. Endi 5-chi farz ham bor, u 5-chi farz hammaga emas. 5-chi farz soqoli bor erkaklar uchun, soqollik erkaklar soqol qalin bo'lsa va yuzning ostiga suv tegishligiga halol beradigan miqdorda bo'lsa, o'sha soqolga mashq tortib qo'yishlik. Mashu rub'i ra'sihi va mashu kulli ma yasturul basharata min al-lihyati. Soqolga o'xshagan narsalardan yuzni bekitib qo'yadigan soqol bo'lsa, unga ham mashq tortib qo'yishlik 5-chi farz. U ba'zi odamlarga, soqoli bor odamlarga, ya'ni yuzining ostiga suv yetishligi imkoni bo'lmagan odamlarga aytiladi. Demak, mana bildik. Tahoratda 4ta farz bor dedik. Tahoratning 4ta farzi birinchisi yuzni yuvishlik, yuzning chegarasi soch chiqqan joydan quloqlargacha, ikki tomoni quloqlargacha chegara, tepadan pasti jag'ning ostigacha bo'lgan joylarga suv bilan yetkazishimiz kerak. Ikkinchi farz ikkita qo'lni yuvishimiz kerak, tirsak bilan qo'shib va ikkita oyoqni yuvishimiz kerak, kap, ya'ni oshiqlari bilan qo'shib yuvishimiz kerak. 4-chi farz boshning 4dan biriga mas tortishimiz kerak. Mana mana shu mas desak 4dan biri bo'ldi. Sunnatlarida boshni hammasiga mas tortamiz. Bu nazariya hisobida, ya'ni fiqhi istilohlarning nazariyotchilari, mujtahidlar shu bilan ado bo'lsa namoz ado bo'ladi degan miqdordagi chegarani ko'rsatishgan. Sunnat alohida keladi. Masalan, mas tortishlik to'g'risida shofiyilarda bitta sochning o'ziga ozgina suv tegib qo'ysa mas deydi. Shu ham mas deyshadi. Lekin ularning mazhabida ham, bizning mazhabimizda ham amaliyotda boshning hammasiga mas tortiladi. Nazariy bilimlarda chegaralar qo'yiladi. Lekin amaliyotda e'tibor bersangiz, hamma bir xil ibodatni qiladi. Ya'ni chegaralarda eng osti chegaradan o'tib ketilmaydi, ya'ni. 5-chi farz o'sha soqoli qalin odamlar uchun suv yuziga yetib bormaydigan miqdorda soqoli borlarga soqolni o'zini mashq qilib qo'yishlik 5-chi farz hisoblanadi. Bu qayerdan olingan? Ba'zi o'zini haddini bilmagan, haddidan oshib islom kulliyotida ming yillar davomida amal qilib kelayotgan musulmonlarning karvoniga qarab akillayotgan ba'zi odamlar nima dedi? Muxtasar muvqoyada birorta oyat yo'q. Muxtasar degan kitobi bor bularni hech narsaga faqat quruq gapdan iborat deyishdi. Uyatsizlar. Bu gaplarning barchasining ostida Qur'oni Karim oyati turibdi. Oyati Karimadan olib muxtasarga matn qilishyapti. Muxtasar u o'tirib olib hammaga aql o'rgatayotgan ba'zi odamlarning gapini singari sayoz kitob emas u. Ular o'zlari sayoz. Muxtasarning bu matnlarining oyatdan dalili bor. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم يعني aytibdi Alloh taolo ey iymon keltirganlar xitob iymon keltirganlarga va uning orqasidagi tahoratning poklikning naqadar iymonga aloqador ekanligiga ham dalolat qilyapti. İman keltirgenlerini paklikke büyürüyebdi Allah-u Teala.
Nima deyapti? İza kumtum ila salati, namozga turadigan bo'lsanglar, fagsilu wujuhakum, yuzinglarni yuvinglar. Yuz nima? Mana Qur'oni Karim oyati karimada yuzning ta'rifi yo'q. Yuzinglarni yuvinglar deyapti Alloh taolo. Yuz nima? Minal basharati ila lihyat, minal basharati mina sha'ri ila al-udhni va asfali zaqani deyapti muxtasar. Yuzning ta'rifini oyati karimadan yuz lug'atini olib, uning ta'rifini keltiryapti. Ya'ni chegaralarni bildiryapti. Mana muxtasar nimaga suyanyapti? Oyatga suyanyapti. Va aydiyakum ila al-marafiqi va qo'linglarni mirfoqlarigacha, tirsaklarigacha yuvinglar deyapti. Oyatda ilal marofiqi ila kalimasi bilan kelgan, arablarda ila intihoyil g'oya uchun keladi. G'oyaning yakuni uchun keladi. O'shanda g'oya asl mug'oyaning taxtiga daxil bo'ladimi degan savolda ijtihodda bitta mujtahidlarning o'rtaga tushishligiga zarurat tug'ilgan. Boshqa mazhablarda tirsakni qo'shib yuvishlik farz emas. Tirsakkacha yuviladi. Boshqa mazhablarda shu. Demek ki ila intihoil g'oya uchun deyishadi ular. Biz nima deymiz? Ilaning ba'zida ma'a ma'nosi ham bor deymiz. Oyatning o'zida turibdi. Qur'oni Karimda boshqa bir oyatda Alloh taolay aytadiki, la ta'kulu amvalakum ila amvalikum ila amvalihim. La ta'kulu amvalahum ila amvalikum. Hukma qolman zamirda adashdim shekilli. Molinglarni mollariga qo'shib yemanglar. O'sha yerdagi ila kalimasi ma'am amvalikum. Asli molinglarga qo'shib yemanglar, ma'a qo'shib ma'nosini beradi. Bu joyda ham bizning fuqaholarimiz ilani ma'a ma'nosiga ishlatishadi. Nima uchun desa, chunki qo'lning g'oya sifatida oladigan bo'lsak, intihosi tirsak bo'ladi. Qo'lni bunday tikka qilib turib buking tirsak mana qo'lga aloqador, bilakka aloqador emas. Demak, qo'lni yuvinglar deyapti. Faqsilu wujuhakum va aydiyakum, qo'linglarni yuvinglar. Qo'lga kiradi tirsak deymiz. Bizning Hanafiylarda, Hanafi fuqaholarimiz ijtihodda bu joydagi ilani ma'a bilan ishlatishgan. Shuning uchun muxtasar Hanafi ijtihodining quvvati uchun ma'a bilan keltirgan. Yuqorida o'qiganimizda ma'a dedi. Va yadayhi va rijlayhi ma'a mirfaqayhi va ka'bayhi dedi. Ma'ani ishlatdi. Demak, ma'a degani qo'shib degani. Va aydiyakum ila al-marafiqi vamsahu bi ru'usikum, boshinglarga masx tortinglar dedi. Boshga masx tortishlikni buyruq qildi, lekin uning doirasini, chegarasini bizga ko'rsatmadi. Boshga masx tortishligimiz farz, buyruq bo'lyapti. Va arju lakum ilal ka'bayn va oyog'inglarni ham tufuqlariga qo'shib yuvinglar dedi. Mana shu joyda juda katta ijtihodiy masalalar kelib chiqqan. Oyati karimalarning bizgacha yetib kelgan sanatlarida ikki xil qiroat bor bu joyda. Bi ru'usikum va arju likum qiroat ham bor. Bu mutawatir qiroat. İkkala kıraatının hem manası ve ikkala kıraatının hem sanadı anık. Sanadı süyenilgen kıraatlardan, aşara kıraatlardan bittesi de, mutavatır kıraatlardan bittesi de arcu likum i okuligen. Bu cahide atıf degen narsa var. Vav kelimesini eğer biz vamsahu faqsilu vucuhakumge atıf kıladigen bulsak ve arcu lekum buladı. Oyağınlarını yuvunlar buladı. Atıfını uşa g'usulga yuvishga yuborsak. Lekin vamsahuga yuboradigan bo'lsak, vamsahu bi ru'usikum va arju likum bo'ladi. Ikkalasi ham ma'noni ko'taradi. Va nimalarni ifoda qiladi bunda desa, mana shu joyda hadis o'rtaga kirishlikka zarurat bor. Agar hadis ilmlarini biz inkor qiladigan bo'lsak, juda ko'p o'rinlarda ummatning 1400 yildan beri bu kunga yetib kelishiga imkoniyat qolmasdi. Yo'q, bo'lmasdi. Ey sunnatni inkor qilayotganlar.
sal fikrini kengaytirib, ozgina ilim o'qib, insof doirasiga kelinglar. Shu ikkala qiroatni ham og'izma-og'iz eshitilib bizga yetib kelgan. Chunki mushafda qo'yilgan ishoralar bo'lmagan. Arjulakummi, arjulikummi uni o'qishlik arablarning salihasiga bog'liq. Harakatlar ai harakatlar bo'lmagan. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdagi kotiblarda ai harakat bo'lmagan. Fatha, zamma, kasra bo'lmagan. Sokin bo'lmagan. Sukun alomatlari yo'q. Tanvin alomatlari bo'lmagan. Hazrati Usmon davrida bo'lmagan bu alomatlar. Hazrati Umar davrlarida alomatlar bo'lmagan. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrida alomatlar bo'lmagan. Arjulikum yoki arjulakum o'qishlik faqat og'izma-og'iz eshitilgan qorilarning sanatlariga suyanadi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlarida Hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlarida u kishi Abul Asad Duvali degan bir kishiga nahv qoidalarini yozishlikni buyurganlar. U nahv qoidalarini yozgan. Xabar mubtado xabardan iborat omillar bunaqa bo'ladi. Fe'l foil bo'ladi. Fe'l foilga maf'ulga aloqador bo'ladi. Mashnaqa narsalarni Abul Aswad Duvali yozganlar. Keyinchalik Qur'oni Karimning zeru zabarlarini qo'yishlik tashabbusiga Hajjoj tashabbus qilgan. O'zi qori bo'lgan Hajjoj zolim nomi bilan mashhur, lekin tarixda dinga, shariatga xizmat qilgan o'rinlari ham bor. Qur'oni Karimning harakatlarini qo'yishlikda Hajjojning tavsiyasi bor va o'sha bilan qo'yilgan. Ana o'shanda qo'yilganda arjulakum yoki arjulikumlarni qo'yishgan. Qiroatlar ungacha qiroatlar kelgan. Hajjojgacha taxminan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin 60-70 yillik davrlar. Hajjoj payg'ambarimizni ko'rmagan odam. Ikkala qiroatning ma'nosini qanday birlashtiramiz desa, arjulakum deb o'qisak oyog'ini yuvishlikka dalolat qiladi. Arjulikum deb o'qisak oyoqqa mahsi kiyilganda mask tortishga dalolat qiladi. Chunki mahsiga mask tortishlik hadislari mutawatir. Oyatning quvvatiga ega darajada hadislar bor. Juda ko'p rivoyatlarda kelgan maskiga mask tortishlik mutawatir. 80 dan oshiq sahoba rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mahsiga mask tortganlarini. Bu yerda ham ilal Ka'bayni ma'al Ka'bayn ma'nosida. Chunki ila ma'a ma'nosini ifoda qiladi. Qila oladi, ya'ni. Yana shu joyda faqat Qur'on bilan biz amal qilamiz deydiganlarning safsatalarini botilga chiqaradigan tushunchalar bor. Faqat Qur'on bilan amal qilaman deydiganlarning eng kattalariga savol bering. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati nima degani? Faghsilu wujuhakum. Ey iymon keltirganlar, lug'aviy tarjima qilaman. Ey iymon keltirganlar, qachon namozga tursanglar, yuzinglarni yuvinglar debdi Alloh taolo. Namozga turdingiz, joy namozi ustiga turib, Allohu akbar deb namozga qo'lingizni bog'lab tikka turdingiz. Endi yuzinglarni yuvinglar deyapti Alloh taolo. Qanaqa bo'ladi? Ey sunnatni inkor qilayotgan, Qur'onni o'zidan ma'no aytamiz deyotganlar, bizga tushuntirib beringlar buni. Qur'on bilimlari, Qur'on ilmlari balog'atni, mantiqni, fasohatni, sababi nuzulni, qayt muqayyat mutlaqni, xos omni, tashobih mutashobih muhkamlarni ajrata oladigan odamlargagina tafsirning tafsir ilmini yozish qilishlikka ijozat beriladi. Buni bilmagan odamlar Qur'ondan o'zidan o'zi ma'no aytishga haqqi yo'q. Kim Qur'ondan o'qib, o'zining fikricha ma'no aytadigan bo'lsa, to'g'ri topgan bo'lsa ham adashibdi deganlar. Chunki Qur'on ilohiy vahiy bu. Bu vahiyning tarixida yashagan shaxslar bor. Bu vahiyga mas'ul bo'lgan Jibril alayhissalom bu vahiyning mas'uliyatini zimmasiga olgan Muhammad alayhissalomga olib kelgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam vahiyni tushunchasini sahobalarga o'rgatganlar.
Sahabeler tabi'ilerge, tabi'iler özlerden keyingilerge, bugünge kadar bu sanat üzülgeni yok. Kep yetip geliyordu. Oradan bitti Taif'e çıkıp, kuzeyine takıp, gel üstü takıp, biz mündok reform kılarız. Bizge hadisler kereymez, ayetini özüden biz mana alıp kete uğramız de dinli buzuşku urunu yetkenler, bu kervanını yoldan toktatıştı ki hakları yok, güçleri yetmeydi. Ey iman keltirgenler, namazga tursenler degeni, izâ kumtum ile salati degeni, aslida izâ arattum ikamete salati manası. Şu ayetinin asıl manası, tafsiri şu. İzâ kumtum ile salati, ey izâ arattum ikamete salati degeni. Eğer namaz okuşlikini irade kılsenler, namaz okuşlikke tik turmakçı bosenler, taksili vücuhakum. Yüzünlerde yüvünler. Bir taharat busaynlar yani. Taharatsız busaynlar. Paklanışlıkke yüzünlerde yüvünler. İki de kolinlerini tırsa gibi lan koşun. Ayağınlarını tofuku bilen koşun. Ve başınlarını mastartınlar diyebdi. Demek tertip hem şu. Allah-u Teala tertipini bu cayda zikir kılıyordu. Ve bizning mezhepke göre bu caydaki va kelimeleri tertibini bildirmeydi. Cemni bildirdi. Va 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 koşuş bilen hemme yuş ameliyatlarını bir oraya keltirseyiz boldu. Taharat taharat bol uğradı. Şafiilerde mene şu va kelimeleri vücubiyetini, tertibini ifade kıladı. Yani siz namazını okumakçı bulsanız avval yüzünüzü yuvup oraya hiç neresi aralaştırmasından kolunu yuvuşunuz gerek tırsak ki koşup yok tırsak gece. Keyin başınızda mast tartışınız gerek. Ahırada ayağını yuvuşunuz gerek. Bizde tertip sünnet, farzmaz. Şafiilerde niyetem farz. Namazga tursenler manası, namazını niyet kılsenler. Yani taharetge niyet bilen kiriş farz. Törtüncü farz, beşinci farz, altıncı farzı tertip. Tertip bilen yuvuş gerek. Eğer yüzünü yuvup, ayağını yuvup, keyin başka mahs tortib, keyin qo'lni yuvadigan bo'lsa tahoratni qaytadan qiladi ular. Chunki va kalimasi ularda tartibni, vujubiyatni ifoda qiladi. Deyishgan shu ijtihodni olishgan. Bizning mazhab ulamolarimiz va jamni ifoda qiladi. O'sha Alloh buyurgan buyruqlarning hammasini bir orada ado qilsangiz bo'ldi. Tahorat, tahorat bo'laveradi. Qisqaroq gapirdik buni. Tavsiye manası kifayenin okuşlukunu tavsiye kılamız. Taharatın sünnetleri, taharatın müstahatları, taharatın adabları, makruhları, büzedigen nerseler, başka nerselerini davamını keltirgen biz şu bilen kifaye kılamız. Taharatke alakadar qancha bo'ldi bizga vaqtimizga? Yarim soat bo'pti. Menimcha savol-javoblarga ham vaqt ajratsak kerak. Agar bu joyda savol-javoblar berish imkonimiz bo'lsa, gaplashamiz, bo'lmasa suhbatni davom ettirish kerak bo'lsa, ettirib turamiz. Xo'p, Telegram'da ham savollar tushgan edi menimcha. Ularga telefonimizni qayoqqa qo'ydik endi? Bismillah. Xabitte bor Telegram. Tushunarlik. Taharat babı, bilen şu bilen tohtattık, farzlarını uzun ettik.
bilishimiz kerak bo'lgan narsalarni takrorlab qo'yamiz xulosa sifatida. Tahoratning farzlari 4 ta ekan. Birinchisi yuzni yuvmoqlik. Yuz deganda soch chiqqan joydan quloqqacha, quloqdan bu yog'i jag'imizning ostigacha, bu yog'i ham quloqqacha va soch chiqqan joy atrofi yuz yuv. Shuni yuvishlik farz. Tahoratda suvning oqishligi farz. Suv oqishi doiradan suvning oqib yurishi shart. İkincisi qo'llarni tirsaklariga qo'shib yuvishlik. Üçüncüsü boshga mask tortishlik, boshning to'rdan biriga mask tortishlik farz bu. Va oyoqlarni tufuqqaga qo'shib yuvishlik farz hisoblanadi. Endi 5-chi farz ba'zi odamlarga yuzni soqol qalinligi to'sib qo'ygan bo'lsa va suvni yuzni ostiga borishligiga halol yetkazsa, qo'lni ho'l qilib, soqolni o'zini bir marta mask qilib qo'yishlik farz hisoblanadi. Suhbat qisqaroq, 40 farzimizni shunaqa oson, oddiy qilib o'rganib borishga harakat qilamiz. Xo'p, savol-javoblarimizga o'tamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Xo'p, Bey Afandi Mustafa degan birodarimiz bir narsani e'tirof qildilar. Ustoz Allohning panohida bo'ling, javob keldi, eshitdim, besabrlikni aybga buyurmang debdilar. Yo'q, ba'zi o'rinlarda o'sha kech qoling savollariga kech qolinayotganidan texnik holat bo'lishi mumkin yoki savollar bizga biroz kechroq kelgan bo'lishi mumkin. Shu o'rinlarda biroz sabr qilinsa, inshaalloh javob keladi. Abdullah degan birodarimiz. Assalomu alaykum Abror aka. Nimaga aynan Ramazon oyida vitr namozini jamoat bo'lib o'qiymiz? Rahmat debdilar. Chunki Ramazon oyida vitr namozini jamoat bilan o'qishlik salafi solihning odatidan bo'lgan. Xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dastlab shu jamoat bilan o'qib, vitrni ham jamoat bilan o'qib, 1 kun, 2 kun, 3 kun Ramazon oyida sahobalarga o'qib berganlar, keyin farz bo'lib qolishligidan xavotir qilib chiqmadim deganlar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tib ketganlaridan keyin Ramazon oyida masjidlarda odamlar bir jamoa namoz o'qiyotganini, bir jamoa zikr qilib turganini, bir jamoa namoz o'qiyotganini alohida-alohida ko'rgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, shu jamoatni hammasini bir imomning orqasiga jamlasam edi deganlar. Va Abdulloh ibn Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni imom qilib qori bo'lganlar u kishi orqalariga qolganlarni jamlaganlar va 20 rakat taroveh namozini o'qib, orqasidan vitrni o'qitganlar. Mana shu jamoani keyingi safar kelib ko'rganlarida ni'ma hadihil bid'a deganlar. Ne kadar ajoyib yangilik bo'ldi bu deganlar. Ne kadar acayip yangilik degeni bitti imamın orkasındaki cemaatinin toplanışını ne kadar acayip yangilik degenler. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davurları da sünnet var. Lekin hemmeni bitti imamın orkasındaki cemleşlikke Peygamber aleyhi sallatu vesselam targıp kıma geldiler. Hazreti Umar bunu targıp kıma geldiler. Ve uşa künden keyin bugünümüzge kadar vitrini Ramazan aylarında cemaat bulup okuladı. O'sha asosda o'shaning uchun o'qiymiz. Zafar Tojiyev degan birodarimiz Telegramga kelgan savollarimizdan. Assalomu alaykum ustoz. Bizni sarmoyamiz ham zakot hisobiga yetibdi shekilli. Shu zakot to'g'risida kengroq tushuncha tushuntirib bersangiz. Birinchi, qanchadan qancha tarqatish kerak va necha kishiga yoki bir kishigami debdilar. Ya'ni zakotning fan sifatida o'rganish kerak. Har bir insonga ilm farz deganda mana shu narsalar ko'zda tutiladi. Siz zakotga mulkingiz, molingiz zakot nisobiga yetgan bo'lsa, demak sizga zakot ilmini o'rganishlik farz bo'ladi. Siz Muxtasarul Viqoyani, Kifoyani o'qib, ya'ni Hazratning tarjimalari bor, sharhning tarjimalari, buni olib zakot kitobini o'qib o'rganib chiqishingiz kerak. Sizga farz.
mülkünüzünü kanday kılıp ada kılış, buranın hakkını, özünüzünü, mülkünüzden kanday kılıp taşkarıya çıkarıp birişlik doğrusu da bilimge ege buluşunuz farz. Organışınız gerek. Saval bergeninizde, yani bu bilimden tola toküs haberdar buluşlukke hareket kılıyorsunuz. Allah-u Teala bu harekatınızda acırlar versin, barakatlar versin, ilminizde, zihninizde açsın. Lekin bu kaçan bir imkan olsa sorab organ olarımdan dediğim mesele emez. Bu cüde nazik mesele, Brown'in hakkı sizin kolunuzda aylen yaptırken mesele, uşa Brown'in hakkını başka öz egesine yetkazıp verişlik için bu ilimli organışınız farz, ayin, boladı. Kançadan kança veriladı degeni, bu mülkke bağlılık. Savda mallarının berçesinden, aylenip durgen savda mallarının berçesinden kırıkdan bir veriladı. 2.5%. 100 bin dolarlık mülkünüz bulsa 2.5 bin dolar verasız. Kimge veriladı? 8 taifege veriladı. Tavbe sonrasında Allah Ta'ala innemez sadakatu lil fukara ayeti bilen 8 taifeni sanagen. Biz Telegram kanallarımızda hem bunu alahıda savalge cevap vergen biz. Bu şu taifeler kimliği doğrusu da. Hammaga jamlab bergan yaxshimi, bittaga bergan yaxshimi desa, bunda ijtihod qilingan, ulamolar turli gapni gapirishgan. Ba'zi mazhablar aytganki, o'sha 8 toifani topib bersin deyshgan. Topolmasa topganicha bersin deyshgan bo'lishda. Ba'zilar aytganki, yo bir kishiga bersa ham bo'ladi. Zakot berishdan maqsad zakot oluvchini boy qilishga harakat qilish kerak. Yoki zakot oluvchini bir mushkulotini ado qilishga yetarli mablag'ni berish kerak. Masalan 1000 dollar pulingiz bor. 20 kishiga 50 dollardan bersangiz, 50 dollarga uncha ish qila olmas qolishi mumkin. 20 kishining ishi bitmasligi mumkin. Lekin 1000 dollarni 2 kishiga 500 dollardan bo'lib bersangiz, u 500 dollarga u 3-4 oylik ijara pulini to'lashi mumkin. Yoki ba'zi o'rinlarda to'yini xarajatini qilib qizini turmushga chiqarishi mumkin, o'g'lini uylantirishi mumkin, ba'zi joylarda. Ba'zilar kulyapgan bo'lishi mumkin, 500 dollarga to'y bo'ladimi deb. Qishloq joylarda bo'ladi. Shaharda haddan oshib ketdi odamlar. Bitta otarchiga 2.5 ming dollar berishyapti ekan. 3 ming dollargacha. Viloyatlarga borsa 3000, 4000, 5000 gacha borar ekan. 500 dollarga umrbod muhtoj bo'lib turgan kambag'allar bor. Kambag'allarning holidan xabar olishlik fazilatli amal turganda biz odamlar ko'ziga falonchi artistni olib keldi deyishlari uchun ming-minglab pulni saqlab qo'yamiz. Achinarli holat. Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytganlar. Aytadilarki, bu bunaqa Hazrati Aliga o'xshagan zotlar bunga o'xshagan gaplarni Rasulullohdan eshitmagan bo'lsa aytmaydilar. Bu kishilardan iqtibos qilib keltirishadi, aytadilarki, kim bir kambag'al odamning qalbiga surur kirdirsa, kambag'al qiynalib qolgan odamga xursandlik yetkazsa, zakot berasizmi? Mablag' berasizmi? Nima muhtojliging bor? Kel seni uyingni devorini qilib berayin. Kel senga o'tin qilib berayin. Mana sen bitta qo'yni so'yib seni uyingga bir oylik, 3-4 oylik ovqat qildirib berayin. Deb kambag'alni uyiga borib holidan xabar olishlik Alloh subhanahu va taolo o'sha yaxshilikdan lutf yaratadi derkanlar. Yaxshilikni qilgan odam keyin hayotida bir muammoga, musibatga kiradigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha lutfni o'sha kambag'alni xursand qilgan odamga beradi. Ya'ni musibatdan chiqaradi ya'ni. Allohning lutfiga bizdan ko'ra muhtoj kim bor axir? Qo'lingizda pul bo'lib turgan paytida, qo'lingizda imkoniyatingiz bo'lib turgan paytida kambag'alning duosini olib, muhtojning boshini silab, yetimni holidan xabar olish kerak. Zakotlaringizni shunaqa tariqalarda tarqatishingiz kerak, ko'rib yetkazishingiz kerak. To'y qilsangiz hamma gapiradi, kambag'alga bersangiz hech kim gapirmaydi-da. Mana shunisi imtihonli. Hech kim bilmasa ham shunga qilish kerak yaxshilik. Bilmayapsizmi? Biladigan odamlardan bu o'rtada vosita u izlash kerak. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo oyat karimalarida aytadi. Yaxshilikka vasila izlanglar deydi.
Qanday qilib Allohning roziligini topishlik uchun vasilalarni izlash kerak, topish kerak. Shu kambag'alga berish kerak. Zakotni 2.5%ini berasiz. Qo'y boqsangiz, qo'yingiz dalada boqiladigan bo'lsa, 40 ta bo'lsa, 40 tadan birini berasiz. 80 ta bo'lsa, 2 ta berasiz. %120'dan 3'te, 200'den 4'te şuna 40 bete uğradı. At bulsa bitti atınızda bir dinar verirsiniz. Ben şuna kanki kılıp hesaplanadı. 2.5% asasıysa. 2. Zakat beruvchini turgan makonidagi belgilangan summaga qaraladim debdilar. Turgan makonidagi muftiyatning chiqargan fatvosiga qaraladi. Har bir diyorning o'zining qoziyotlari, muftiyotlari zakotning nisobini e'lon qilishadi. Zakotning nisobi e'lon qilinganda o'sha nisobga nisbatan zakotning miqdorini belgilab oladi. Pul turgan makonga qaraladimi debdilar. Ya'ni masalan ba'zi odamlar Rossiyada pul topadi, o'zi O'zbekistonda yashaydi. Zakotni Rossiyaga emas, O'zbekistonga berish kerak. Har bir odam o'zining mamlakatiga, o'zining qarindosh urug'lariga berishga urinish kerak. Ular haqli, eng birinchi. Ular haqli. O'z atrofingizdagi kambag'allarni ihtiyojini qondirganingizdan keyin begona odamlarga harakat qilsangiz bo'ladi. Uchinchisi, bir yilda bir hisob chiqarilib zakot beriladimi yoki beriladigan zakotni bo'lib bir yil mobaynida bersa ham bo'ladimi debdilar. Zakot bir yil, qo'lingizda aylangan zakot bir yil qo'lingizda turib zakotga qodir bo'lsangiz o'shani zakotga qodir bo'lgan zahotingiz ado qilishlik zimmangizda farz bo'ladi. Uni cho'zib yurmaslik kerak, tezda berish kerak uni. Yilma-yil cho'zib bormaslik kerak, chunki ado qila olmay qolish ehtimoli bor. Chunki o'lim haq, har xil holat bo'ladi, pulingizga talofat yetishi mumkin, o'zingizga talofat yetishi mumkin, har xil vaziyatlar, Alloh taolo yomonliklardan asrasin, lekin shunaqa vaziyatlarda kechiktirilmaydi. Kechiktirsa gunohkor bo'ladi. 4-sini aytibdilar, kimlarga beriladi? Ota-ona, aka-uka, qarindoshlarga ham bersa bo'ladimi debdilar. Ota-onaga berib bo'lmaydi, farzandlarga, zurriyotlarga berib bo'lmaydi. O'zingizning qaramog'ingizda bo'lgan singillarga ham bermaysiz, chunki o'zingizning qaramog'ingizda. Turmush o'rtog'i yo'q, siz boqiyapsiz misol uchun. Ularga bermaysiz. Ya'ni zakot shunday samimiy narsaki, uni o'zingizni zaruriy mas'uliyatingiz bilan yopmaysiz. O'zingizni zaruriy mas'uliyatingiz bilan yopmaysiz. Zaruratlarni qilasiz, zakot sizni ibodatingiz bo'lib qolaveradi. Hop. Abduqodirjon degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Telegram kanalimizdagi savollardan biri. Meni 8 yillik qazo namozim bor. Qanday niyat qilaman? Yozib yuborsangiz,
Yana Anvar Qori ustozimiz bemor bo'lib qolibdilar. Ahvollari qanday? Alloh rozi bo'lsin sizlardan debdilar. 8 yillik qazo namozingizni niyat qilib, kunlik bir kunlikmi, 2 kunlikni niyat qilib reja qilib olasiz. Bomdodning qazosini o'qiyotganda azon aytib olasiz. Qolgan to futongacha bo'lgan o'sha qazolarga takbir bilan aytaverasiz. Qazo namozlaringiz muqimda qazo qilingan bo'lsa, farzlarini butun o'qiysiz. Qazo namozlaringiz safarda qazo qilingan bo'lsa, uni muqimda ado qilsangiz ham qasr qilib qazoni ado qilasiz. Shu Anvar Qori ustozimiz, domlamiz bemor bo'ldilar biroz, betoblar. 4 soatlik atrofida amaliyotdan chiqdilar. Hozir rehabilitatsiya degan markazda yotibdilar, vallohu alam. İnşallah dua qilib turasizlar, yaxshi bo'lsalar kerak. Har kuni qarab turilibdi. Orada bir o'zlariga keldilar, suhbatlashdilar, ovqat taom yedilar. Yana bir qaytalash sharoiti bo'ladi deyishyapti. O'shanga ehtiyot qilib ushlab turishibdi. Inshaalloh yaxshi bo'lib qolishlarida duodamiz. Sizlar ham duo qilib turinglar. Xo'p, Husniddin Jo'raxonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Mendan bir do'stim pul so'radi, $800. Men Janubiy Koreyadaman, u esa Yevropada. Men ishdan bo'shaganim sabab bir karisga iltimos qilgandim, karis pulni yubordi da, menga yuborgan pulning miqdorini aytdi. Mendan do'stimga $850 ketdi va u esa $8 oldi. Endi men shu pulni O'zbekistonga yubor desam, u qancha bersa hisob to'g'ri bo'ladi? Men bergan pulimni olsam, unga foizga o'xshab qolmaydimi? Javobingiz uchun oldindan rahmat debdilar. Qarz masalalarida qarz berayotgan odamga yana bir qandaydir mas'uliyatni yuklamaslikni tavsiya qiladi ulamolar. O'zi qarz beryapsiz, qarzi hasana. Qarz o'zi inson o'zining mulkidan kesib bir kishiga berib yuborishga aytiladi. Shundoq ekan, o'rtadagi bank xarajatlarini bo'ladigan yo'l xarajatlarini qarz so'rayotgan odamga aytish kerak. Yo'lda shuncha xarajat bor ekan, shuncha anaqa bor ekan, ularni kim to'lab berib yuboradi deb aytish kerak. O'shanga rozi bo'lsa qarz berish kerak. Bo'lmasa o'zi ovoladigan o'rinda o'sha birga bir 800 mi 800 berish kerak, qolganini o'zi hal qilsin. Shunaqa bo'lish kerak. Endi buni boshqacharoq ko'rinishi bor. Bir odamga qarz berib qo'ydingiz. Qarz bergandan keyin u qarzini ado qilmayapti. Uni uyiga bordingiz, u boshqa shaharda, yo'lda xarajatlar qildingiz. O'sha xarajatlarni uning qarzining bo'yniga yukla olmaysiz. Qarzni o'zini olasiz. Bunaqa ko'rinishi ham bor. Ya'ni bu biroz teskariroq. Siz o'sha qarz berayotgan kishiga shu narsalarni tushuntirishingiz kerak. Va u qarzni olayotganda o'sha xarajatlar borligini bilish kerak. O'shanda o'rtadagi mujmallik yo'qoladi. Hozirgi holatda siz bergan pulingizni olishlikka haqqingiz bor. Chunki yo'l xarajatlariga siz bu joyda foyda ko'rmayapsiz. Qarz berib turib yana zarari kirib ketib qolishligini shariat yoqlamaydi. Amdu Qodirjon yana savol beryaptilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sajdai sahuni nima deganlar? O'zi yakka. Ha, o'zi yakka ekan. Sajdai sahuni o'zi yakka namoz o'qisa nech tomonga salom beradi debdilar. Sajdai sahuni o'zi yakka o'qiganda ham, jamoat bilan o'qiganda ham bir tomonga salom berib sajdai sahu qilish afzal hisoblanadi. Chunki ikki tomonga salom bersa namozdan chiqib ketgan bo'lib qoladi. Buni farqlagan mujtahidlarimiz ham bor, ya'ni ulamolarimiz orasida sajda sahvida imom bo'lsa, jamoat turib ketmasligi uchun bir tomonga salom berib sajda sahv qiladi. Agar yolg'iz o'zi o'qiyotgan bo'lsa, ikki tomonga salom berib, keyin sajda sahv qiladi deganlar ham bor. Bu gapni ham hech kim inkor qilmaydi, ya'ni noto'g'ri gap demaydi, lekin afzali bir tomonga salom berib sajda sahv qilish, yakka o'qiganingizda ham. Chunki namozdan chiqib ketishlik xavfi bor.
Deydi, bunu illetini getirgenler. Şunun için bir tamangı salam verip sadece sahukla uğrasınız. Hop, bu yoldaki savalları götürmüz. Ahmet Ergeşif degen bir adamız. Domla, bugün Miraç keçesi mi? Kanday amallar kılışını tavsiye kılasız? Cevap için aldığından rahmet ettiler. Maza kılıp okulaşı tavsiye kılaman. Tahaccüdge turin. Odakta gidik. Tahaccüd namazları yüzü okuyun. Dua istiğfarlar aytin. Kur'an yodlayatken qorilarimiz Qur'onlarini takror qilsinlar. İlim o'qiyotgan talabalarimiz ilmlarini o'qisin, istig'forlarni aytsin. Me'roj kechasiga alohida xos qilingan ibodatlar yo'q. Kunlik ibodatlaringizni davom ettirishlik, tahajjud namozlaringizni o'qish bular odatiy hol sifatida davom etishligi kerak. Xos bir narsalarni bunga moslashlik yo'q shariatda. Biroz bemorligimizni sezganlar duo qilishyapti. Alloh taolo duolaringizga barakot bersin. Sayyara Sultonova degan opamiz yo singlimiz ham shu meros haqida so'rabdilar. Miroç keçesinde okuladigan nafil namaz bugün okuladimi? Şu doğrusu anı düşündür cevap verseniz ettiler. Onaka namaz yok. Miroç keçesinde okuladigan alohida namaz yok. Lekin targ'ib tavsiye manasıda ulamalarımızdan bazı orunlarda adamlar bihuda narsalarga, lag'u narsalarga meşgul bo'lgandan ko'ra Miroç keçesinde ibadet kısın, zikir kısın devam tavsiye manasıda ibadetlerin cari kılışkalları bor. Çok köp kitaplarda bunu yokşagan narsalar kegen. Lekin bu hadiste kegen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday kigenler Miraç köçesinde değişlik noturu. Mana şu joyda hatar var bu bid'at amal deb bo'lib qoladi. O'zingiz ibodat qilib, bugün Miraç keçesi iken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraçga ko'tarilgan keçe iken barakatli keçelerden bo'lsa umid qilaman deb o'zingiz ibodatlarni doimgidek qilib, hojat namozlaringizni o'qib istihara namazlarınızı okup buna kadar salarda şükür sacdalarınızı kılıçlığınızda hiç kandayı harac yok. Bir malar okula uğradı. Bahadır Mahmudov degen biraderimizden aynen şu narsanı sorabdılar. Has amallar var mı deyip yok has amallar. Xo'p, Shohijahon Qayumiy degan birodarimiz. Kafarat ro'zani yaqinda boshlab qo'ygandim, lekin Ramazonda Ramazonga oz qolganligi hisobga olmabman. 60 kun ketma-ketlikka amal qilishning iloji yo'q. Ramazondan keyin 60 kunni boshidan tutamanmi? Hozir Ramazongacha kafaratni to'xtatmasligim kerakmi? Tavba xolis bo'lish uchun debdilar. Agar boshlab qo'ygan bo'lsangiz, to'xtatmang. Ramazongacha to'xtatmasdan hisoblaysiz. Ramazon o'tgandan keyin Ramazonning ertasi kuni Shavvoldan boshlab yana qolgan 60, masalan 30 kun tutdingiz, 31, 32 deb hisoblab ketaverasiz, shu kafaratga o'tadi inshaalloh taolo. Umar Adaham degan birodarimiz savol beribdilar. Assalomu alaykum domla. Bir savol bor edi. Abu Muslim Islom us asoschisini ancha avval bloklaganingizni eshitdik. Buning sababi nimada? Buni shaxsiy ishim deyishingiz mumkin, lekin siz ahli ilmlarga ixlosimiz borligi uchun buni qanday jiddiy sababi bor? Qiziqdik javob uchun rahmat debdilar. Buni bir
sabablarını aittik. Şahsi işim məhz bu. Özge nisbətən bizim adavatım, heç qanday düşməlikim yox. Lekin uşa cigara kəsəlgi oxşagən, rahat tuğdu, mırkuruqqı oxşagən, qandaydır buzğunçı, bir fahşənin xəbəri bilən müsulmanlarga təşələyəbkən bir fasıq adamlar bilən aldı berdi qılıyətkəni, ularının arkasından xırınləb yürgəlliki üçün mən özümünü bidaat ahlıdan apkaçışlık manası da blokladım o adamlarını. Yani o adamlarga doğrusunu etkende bizim ihtiyacımız yok. İslam özünün asasçısı degen niyem biraz mübalağa kılışar. Hazret asasçısı İslam özünü. Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Rahimahullah o İslam özünün asasçısı. Fakat Abu Müslim kelip uşanın teknik taraflarını kursatken, uşa peytlerde onlap, yigirmelap namzatlar bugün. Hazret şunu terbiye kılayın deyip, odam bulsun deyip, aldılar da av yürüp, kança dakkiler, kança halatlar, özümüz bilemez içki halattı. Hiç kim gapirmegen gaplarını gapirip oraman ki, hamamandan hapa bu yürüdü. 8 mertte haydavar gelirler Abu Müslim'le Hazret. 8 mertte. Hazretin en yakın şagirdleri, şahsen özümüm orada, ortada turgan var. Haydamayım, hayli, haydasak ne kılamız deyip. Hazır, mırkuruğunu muridi hazır. Rahim turdunu, haklagen halatta, haklagen cayda Müslümanlarının en fitneçi, iflas, cirkenç adamlarını dostum de yürüdü. Özünün kuyyetken postları yem, uşalarına tartıp git yaptı. Kavun kavundan renk aladı. Karga karganı ahlatka abaradı degeni şu. Dost dallaşta ihtiyat buluş gerek. Abu Müslim biraderimiz, yakın dostumuz. Abu Müslim'nin oğlunu ben özümü kolumdaki Bahriddin çüstüyüge ap gelip hünar örgütken biz. Bizi şagirdimiz o. Hazır kattaki bir din düşmanlarıge akamsız, ükamsız kıv yürüdü. Şunun için ilim muhim. Abu Müslim biraderimizin şahsiyetini hürmet kılaman, ailesini hürmet kılaman. Onunla nispeten hiç kendim benim adavatım yok. Lekin ilmi yok bu geldiği için kattaki cahillerge özünü dost görsatı yürüdü. Yani özüdeki faziletini ayağa astıklı yetti. Ne doğru? Ben onun için blokla gelmem onu. Kaçan ulardan özü kolunu tartıp Müslüman adamın pozisyası buluş gerek. Müslüman adam kakka varsa hem egilip kete uğradıken yumuşak bu miydi? Müslüman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tariflerine göre kıştayam, yazdayam özgermeydigen reyinde buladı. Yine bir bizi sahifemizge gelip soru cevaplarda türlü ihlil sorularını biri biraz yumuşak, yaxşı, ilmi sohbetlerini, hürmetini kıptırgen Abu kimdir? İbn-i Taymiye degen bir biraderimiz. Yani biraderimiz diyemem ben. Biz ahl-i sünnemiz. Şunun için biraderimiz diyemiz. Bu şey betafuk, betayin adamlarının 5-6 günden birin kliyetken bizge nispeten özlerce provokasiya kamplaman degen kampramantlarını etibarga alıp menge gelip fitneli saval biriyipti. Ular bizni obroyimizni tokemiz deb qilayotgan kampramantlarının hammasi tupoyligi uchun özlerini obrosunu tokadi aslida. Yaxshilab qarasangiz ularni obrosunu tokayapti. Kecha tarafini obturgan odamlarni bugün buzuq deyapti. Kecha buzuq degan odamlarni bugün mazlum deyapti ular. Prinsipi yo'q odamlar. Bitta maqomda tura olmaydigan odamlar. İbn Sirin'in oldularıga bir qadari kirib, qadar haqida nima deysiz degan. İbn Sirin inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar deganlar. Tabiiylardan juda mashhur odam İbn Sirin. Oyatni o'qiganlar. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Biqadar har narsani Alloh taolo biz qadar bilan yaratdik degan. Unda deb gapiraman deganda quloqlarini bekitganlar.
Yo çıkıp git, yo çıkıp git hemen de geldiler. Çıkarıp alışken. Keyin yanlardaki sahipleri sonra geldim. Demek ki bunu akıllı izleyken de. Akıllı bid'atlarının cümlesini eşitişeyim, haklamayayım hemen de geldiler. O kalpke kırgenden ki kalp yumuşak, latif narsa kalpke tasir kıladı de geldiler. Eşitmeyeyim ben onlarla de geldiler. Akıllı bid'atlarının sayesine sayem tüşlü giden hazar kılamayın de geldiler. Kıyamette demek ki bu bile yanma yan oturup sen degen savolga cevap verişli giden haklamayayım hem de geldiler. Yakşilikte hamkarlık kılaylık de bırakım turdu bile resmi güçlü yaptı. Uzun horlaş bu. Müslüman adam ahli sünne vel cemaanın hakiki ahli ilimlerine hizmet kıyan adam ahli Ebu Müslim. Kim o? Cigar kesel kim o? Sahifasında birer kelime Müslümanlar için faydalı inersen korgan mısınlar? Kormagansınlar. Bunda ikinem kormayızlar. Çünkü onun cigarı hasattan kesal bugün. Hasat üstüge düşmenlik koşulsa tüzelmeydi. O hasat göyüydü özü. Şimdi düşmenge eylendi. Şeytanın aynı sıfatı şu. Üçten arsa var. Onun yanına üçten arsa koşulsa tüzelmeydi. Birincisi karılık aldıge karılık aldığı kesellik koşulsa düzelmeydi. Ozi karılık kesellik, bedava kesellik, karıp kaldı. Yani bir de kesellik koşulsa ketti şu bilen gör tüzetedi onu, görge ketedi. İkincisi, kembegallikke dengeselik koşulup kalsa bu yan düzelmeydi. Ozi kembegallik bir dert. Üstüge üstek dengese. Bu huda urdu dekene bunu yan, bu yan düzelmeydi. Üçüncüsü, hasat üstüge kesellik, düşmenlik koşulsa tüzelmeydi. Çünkü şeytanın adavati aldın hasat bilen başlangen. Adamge hasat kılgen. Keyin düşmenlikke ötken. Uşun için şeytan tüzelmeydi. Bu cigare keseller hem şu, düşmenlikke ötken. Allah kaçan Müslümanlarge düşmenlikke ötü bugen. Uzunin İslam, Müslümanlar doğrusu da birer çizik, manfaatli gap yok. Onun ustazları başarılarını açı yaptı. Yüzü karalar. Onların hem şeriat doğrusundaki o ilangı okşap mülayim kurunu yetkerliği payet paylaş için. Müslümanlar arasında muhalif küçünü şekillendiriş için yürgen hayiller onlar. Bunların içine ben yüreğim açışarı Ebu Müslim dek bizim özümüzün braderimiz, can kardeşimizin şularının içi de yürgenliği yüreğimiz açışadı. Nemesinden korkadı onlarını? Nemesinden manfaat aladı onlarını? Şunun için blokla gelmem. Yani benim ihtiyacım yok. Braderliğini eğitemem. Şu braderliğine açınamam. Ahli bid'at, büzgünçü, fasık adamlarga dost bu geldiği için ama. Benim hayatımdaki bir yıllık bugün intrigelerini diğerli hemme bildi. Hazır onların uşa kelleleri yakışı işlemesliği gibi ispat ispatta bir narsana eti birey. Şu kifaya kıladı. Menge saval verim akçı bulup hicalat bulup durgenlerge cevap verip koyay. Bir adam hayatımda yalgan bilen kırıp geldi. Yalgan bilen, özümü öldüremen. Ben cüdeyem korkunçlu, batkak hayattemen. Beni kutkarayım deyip kırıp geldi hayatımda. Hiç kimden bir gitgenim yok. Ben hayatımda aldım onu, kabul kıldım. Ben barıp kim midir, başını eğlendirgenim yok. Yığılarga köngülüm buzuldu. Yelinişlerge işandım. Hayatımda aldım. Hayatımda o günde hem bütün başlığı karındaş uruğunu çakırıp toy kılıp aldım. Bir kitap kimdendir hicanat bula diyen işim bulma geldiği için. Uşa peytlerde şu Amerika'daki murkuruk, ben bir Müslümanı doğru yolga tavsiye kılış manası da hareket kılıyıp kendiliğini sabataş kılıp like'larını yığıp uzunca bana kayken, deyüseken, meyüseken kıldı. Malum bir müddet ötkenden ki uşa menge keyip yığılagen şahs
timsah ko'z yoshlari bilan yig'laganligi ma'lum bo'ldi. Meni hayotimga kirib kelganda ikkita odam bilan ularni ham hayotida bo'lgan u. Bo'lgan. Uzmagan. O'zini og'zi bilan ifoda qilgan gaplari turibdi. Bir haftadan keyin falonchi bilan yurgan, bir haftadan keyin pistonchi bilan yurgan, yurgan. Menga to'y qildirdi, to'y qildim, xo'p. Farzand sandan dedi, men aytdim, men farzandimdan, men tonmayman, meni farzandim, to'ppa to'g'ri, ha? Lekin ma'lum bo'lishi boshqa odamga ham seni farzandingni bo'yniga osilgan bo'lgan. To'g'ri xonaga boshqa bitta o'sha men ushlab olgan begona erkak deb meni nikohimda turibdi, begona erkak bilan ushlab oldim degan odamni erim deb olib borgan. To'g'ri xonaga telefon qilsam, erim deb bittasini olib keldi deyishdi. Uşanın namiga balanı aldı. Meni hamma ko'rdi ku seni bolangida bolasini kechdi, mechdi qilib yolg'onlarni gapirdi. Men indamadim, javob bermadim. Mening lug'atimda fohisha u. Fohishaligini aniq ushlaganligim uchun menga u sakradi. Gapimga ishonmayotganlar borsin, uyiga borsin shunda. Qobul qorakani masjidiga borsin, noibidan so'rasin. Bu menga tuhmat qilayotgan Şarlatanın kimliğini 100% bilişedi. Mandan aldığını hem bitti adam gekiyen bu işlerde. Ailesi nasıl satıp kün kör edigen adamlar. Neme uçun ailesi ge varmagen sen deydi menge. Vardırmagen ailesi ge. Dedesi yok. Onası yok. Onamdan pul geldi 1000 dolar işleti vardım. Ha boptu ben veremem şu 1000 doları misal için. Degen geplerimi avalıp o Amerika'da yürüyen safsata bas. Keltefahım fitnetçi kuruk. Onasının pulunu alıp işletken eken de yaptı. O yalvan yapırken onan bu pulunu işlet vardı mı ondan pulunu indirken. Kanakası ki beni balamını başka adamla abarıp durup onun namıge aladı. Kanakası ki. Şunu bilme yaptı mı adamlar? İçinde marazı var adamlar bilmeydi, biliş istemeydi. Bunlarla farkı yok. Fahişenin haberi bulan bu seyem ergeçişe uğradı. Uşa bo'layotgan hodisalar şu. Men juda og'ir holatga tushdim. Men nima bo'lgan taqdirda ham shuncha meni ustimga mag'za va og'dargan taqdirda ham ikki bir xonali uyni olib tayyor qilib bolam men nomimga olaman, roddomga borsam shokman. Boshqa odamni olib kelgan erim dedi. Qanaqa oqlaysiz? Kim oqlaydi buni? Voy, o'ziga Umma Abdulaziz qo'yib olgan sharlatan kampir. Qanaqa oqlaysan uni? Oqlasang sen ham fohishalarni oqlagan odam bo'lasan. Nimaga yig'ladingiz? Odam yig'laydi, yig'laydigan darajada. Meni bolam deb yurganim, meni bolam emas, boshqa odamga olib ketyapti. Metrikasini turibdi rasmlari. Menga tuhmat qilganligi uchun bo'yniga tuhmatchi deb qo'ydi sudda. Shahristanskiga borasiz. Chap qo'lga shunday burilganingizda o'ng qo'lda nos sotib o'tiradi xolos. Shu yaqinda bildik shularni. O'sha mahalla raisiga kirasiz, odamlardan so'raysiz. Mana shu xonadondagi odamlar kim deb so'raysiz, sizlarga aytib berishadi. Shularning o'yinlariga o'ynab menga sakrashyapti. Kuchinglar yetmaydi, men sizlarga aytib qo'yay. Oy, o'sha fitna jamoalari. Sizlar intriga, kompromant deyotgan narsalarning hammasi sizlarga qarshi chiqqan kompromantlar. Meni yuzim yorug'. Alloh uchun qilgan ishlarim ular. Hech qachon ulardan men umidimni uzmayman, savob bor olaman men. Lekin menga qarshi intriga o'ynayotgan u fohisha tabiatlar o'sha odam bitta odam bilan yurmagan, 3-4tasi bilan yurgan. Men o'zim 2tasi bilan ushlab oldim uni. Nima qilay? Ushlab olganimdan keyin indamay yuraveraymi? Tavba qilsa kechirishga haqqim bor edi. Tavba qilmagan bu. Oxirgi nuqtasigacha mendan narsa undirish uchun harakat qilgan. Bolani DNKsidan nimaga qochyapti? Boshqaning nomiga olyapti. Chunki men borib ayta olmayman, bola meniki deb. Metrikada boshqaning o'g'li deb yozib qo'yibdi hozir. So'ramoqchi bo'lgan ba'zi do'st birodarlarimizga aytib qo'yyapman. Kalbingizda shubha bo'ladigan bo'lsa, menga do'st bo'lmang. Kerak emas. Men do'stlikka muhtoj odam emasman. Menga Robbim yetadi.
minnetli dost, şubheli dost kereymez menge. Ben şunday dostlarga egemen ki, meydanda turgan paytida meni yolg'iz qop ketganimda ham oldimda tura oladigan dostlarım var, yetadi. Bitta dost menga yetadi. Qiyomat kunida Alloh uchun shu bilan dost bo'lganman deydi. O'sha yetadi menga toch kiyishga. Bitta ayol chaligan bo'lmaydi, 50 ta erkak. Vaqti kelgan paytida. Men oilam turib berdi. Onam turib berishdi, dadam turib berishdi. Hammasi oshkor bo'lgan, meni hayotim oshkor bo'lgan, ochiq bo'lgan. Hamma xabardor. U o'ta past tabaqadagi oiladan chiqqan. Oilalarning tabaqasining pasti bo'lmaydi. Axlatxonadan chiqqan odam bo'lgan. Kiyim borib kiyim bildik. 100 ming so'm, 100 dollar pul uchun xohlagan ishni qiladigan oiladan chiqqan odam u. Oila qadriyatlari, shan, muqaddasot degan tushunchalardan ming chaqirim uzoqdagi odamlar bo'lgan. Mana sizga serialning topishmo joylari. Hali unga telefon qilib so'raysiz, nima bo'ldi? Hali bunga telefon qilib so'raysiz, nima bo'ldi? Abror Muxtor Ali bu ishda yuzi qizaradigan ish qilmagan. Xohlagan joyinglarda xohlagan odam bilan gaplashaman. Bir timsoh ko'z yoshlari bilan bir kishi hayotimga kirib keldi, aldab meni. Mening oldimda ro'mol o'rab, mening oldimda namoz o'qib yurdi. Men o'qishga, ishga, jonli efirga ketganimda begona erkaklar bilan yurdi. Qo'lga tushdi. Farzand meniki deb yurganimda, farzand seniki pul to'lab qo'y, uyqu berasan deb shantaj qildi. Keyin men farzandimni nomiga uyqu beraman dedim. Uy oldim. Tayyor turibdi uy. Farzand tug'iladigan kuni begona erkakni olib borib, meni erim deb rasmiy registratsiya qildirib, o'shaning nomiga falonchining o'g'li deb begona erkakni olib ketib, nomiga olib ketdi. Fohishami bu yo'mi? O'shaning gapiga ishonayotganlar bachchavozlarmi yo'qmi? Sof odamlar uning gapiga ishonmaydi, sof odamlar. Biroz nozik temalarni ochib yubordim. O'zi e'tibor bermasligim kerak deb yurardim, lekin bu ibrat bo'lsin, dars bo'lsin, dars. O'sha jamoaning ichida yuribdi Abu Muslim birodarim. Meni eng yaqin do'stim edi. Hali ham do'stim birodarim. Lekin faoliyati, qilayotgan ishlari, ulamolarning ustidan kulishi, ahli ilmlarga nisbatan noto'g'ri gaplarni gapirishi to'g'ri emas. To'g'ri emas. Hazratning qo'lida Abu Muslim bo'lgan u. İslam uz partaliga Abu Muslim asos solmagan, qaytadan gapirib qo'yay. İslam uz partaliga Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh asos solganlar. Mana hozir Abu Muslimning iqtidori bor, qobiliyati bor. Alohida sayt qilsin. Qiladi, yaxshi yuribsa-da, qobiliyati bor, to'ppa to'g'ri. Lekin İslam uz bo'la olmaydi endi u. Chunki Hazrat yo'q. Mening bu aytayotgan gaplarimda shaxsiy manfaatim yo'q. Shuni yaxshi bilib olish kerak har kim. Mening hayotim ochiq, oydin, berkitgan jihatlarim yo'q. Hamma yaxshi biladi meni, taniydi. Qayoqqa borsa, qayer shuncha og'ir kunlarda ham shunaqangi menga tuhmatlar, bo'xtonlar bo'lganda, bo'xtonchilar tarafiga o'tib qolgan taqdirda ham qo'limdan yaxshilik kelsa ayamayman. O'zim sahifamda e'lon qildim. Mingga yaqin 10 ming, 20 ming, 30 mingga yaqin odamlar uni ma'qullab shu Abu Muslim birodarimizga O'zbekiston fuqarosini berishlik to'g'risida qo'limizdan kelgan harakatni qildik. Hozir ham shu harakatni qilamiz. Qo'limizdan kelgan hamma yordam beramiz, muammo yo'q. Lekin islom dushmanlari bilan soyama soya yurar ekan, islom dushmanlari bilan İslam düşmanları bilen bitti mecliste oturarken biz onun bu faaliyetinden uzakmız. Muzaffer Abdurrahim buradan zayt yaptılar. O erkek kandı erkek ki buramın farzlandığını kandı akılım benim farzlandım diye aladı. Pastikasız emas mı diye yaptılar. O erkekke anı menge yapışken timsah ungeyem seni bolayın deyip asılgen. Bu da başka variant yok.
Yani uşa haram işlerini kılıp yürüyen ki onu yiyen boynuna asılıyor. Seni farzandın degen ki korkup ubarıp durup. Menge raddomda kameralarını kosatışı yaptı. Raddomda korku yürüp tanı bora. Onu yiyen asılıyor. Benim tahminim doğru. Yani ben buradan nasıl demeyeyim ama lakin üçle vagenim anık. Toşak üstünde üçle genim yok. Ben bunu yalancı, kezzap, begane erkekler bilen gepleşip başka caylarda barıp kedi yürgenliğinin üçlegen için talağını vergen ben. Demini alsın, kakka varsa varsın. Gerçi. Hop, bu mevzunu yaptık. Bu mevzunu yaptık. Dünyada şu derecede insanlar var. Ne için? Biz ular şu yine kızık vakiyeler. Uşalar bizlerge düşmeliği bizden galibimiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz iflas, cirkenç, fahişe tabiat adamlarga düşman ekenmiz. Bu sünnet bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni kim yaman körgen? Katiller, oğrular, fahişeler yaman körgen. Münafıklar yaman körgen. Kursan bolamızda bu. Kursan bolamızda. Kursan bola degen makam. Ebu Müslim biraderimge daim eşigim açık. Bloklaganim sahifesini. Meni hakikatte o kişiye muhtaçlık caim yok. Ortamızda aldı birdimiz. Uzumuz halkılamızlar. Bura aralaş şartmaz. Lekin haliyem keçmez. Kereymez o bidatçı, buzuk, kattaki kuruk adamlarını da arası ve oynayışı umman keregi. Her narsanın öz makamı, her makamının öz narsası var. Bu şenge karab hareket kılış gerek. Umar Adham, biraderimiz ağzını açıp koydular. Hop. Muradcan Mardanovich degan biraderimiz. Assalamu aleyküm biraderim. Bir dostum ikinci hatun olmoqchi. Birinci hatunudan sonra şart mı dediler? Bu savolni ko'p berish yaptı. Mana shu bir dostum deganda ko'pchilik o'zini aytadi. O'zi bilib qolmasin meni deb bir dostum deb gap boshlaydi. Murodjon Mardanovich balki unday demayotgandilar, rostdan ham do'stlaridir. Do'stingizga aytib qo'ying. Shu do'stingiz bor-ku, sizdan so'ragan. O'shanga aytingki, birinchi xotinimdan ruxsat so'rasam maylimi degan odam ikkinchi xotin olmasin. Çünkü ettiğim bilip olsa birinci hatunudan ruhsat sorup iş kıladigen adamı başka katta muamma kip düşer. Adatta birinci hatundan soruş degen şart yok. Hatun ruhsat verse kıladigen işmez bu. Eğer hatun ruhsat verse kıladigen iş bulsa ikinci hatunu hiç kim uylanamaydı. Kaysa hatun ikinci hatunu ruhsat verirdi. Hiç kim ruhsat vermeydi. İkinci hatun meselesi mihrapta turup gaplaşadigan mesele emas. Aldına mı etkenmiz? İkinci hatun meselesi hatun takvali bo'lsa, erkek shunga shijoatli bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, o'sha imkoniyat, o'sha takvo, o'sha muhabbat bilan o'zaro bu ishni hal qilinadi, keyin e'lon qilib qo'yiladi. Uylanib turib kelib aytasiz, "Men sharoitim bor, imkoniyatim bor." Falonchiga uylandim deysiz. Oson bo'ladi. Tasavvur qiling. Xotiningizga aytyapsiz, ikkinchi xotinga uylansam maylimi deyapsiz. Xotindan so'rab ish qilyapsiz, ya'ni. Mayli maslahat so'rash kerak, lekin ruxsat so'ramaslik kerak. Maslahat boshqa, ruxsat boshqa. Bazı savollarning o'zida yechim bo'ladi, o'zida. Bu birodarimiz ham savollarda o'ziga yechim bor ekan. Murodjon Mardanovich, sizdan so'ragan o'rtog'ingizga aytasiz, sizga aytmayapman, u sizdan so'ragan-ku uni o'rtog'ingiz, do'stingiz. O'shanga aytib qo'yasiz. İki marta so'ragan ekan, tepada ham shunga so'rabdilar. Muhsin Umar birodarimiz, assalomu alaykum, yo'talyapsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi debdilar. Xo'p, Azimak degan dori taklif qilishdi. Shuni ichdim. Bugun uchinchisini ichaman. Bugun uchinchisini ichishim kerak. 2 kun ichdim. Duo qilib turinglar. Alloh taolo shifo bersin. Biroz bemorlik bor.
Su bilgiler doğruca. Hop. Shoh Jahon Qayumiy degan birodarimiz ba'zi savollarni beradilar. Savolga javob bir kitobni o'z ichiga oladi. Ilmga qiziqadigan yaxshi birodarimiz. Bu kishini Koreyada ko'rishganmiz. Ummatni yaxshi pokiza yigitlardan. Alloh taolo harakatlariga barakot bersin, ilmga qiziqishlarini ochsin. Savol ilm haqida savollarni beryaptilar. Juda ko'p vaqtni oladigan savollar. Akidaga tegishli, ilmga tegishli narsalarni so'rayaptilar. Ilm insonga o'rnashib akidaga aylansa, ilmga amal qilishlik akidaga aylansa, u akidaga aylanadi. Ya'ni bizning harakatlarimizga o'tsa akidaga aylanadi degani akidaning sobit bo'lishligi ilm asosida ekanligiga, taqliddan ko'chishlikka dalolat qiladi. Shu joyda taqlidiy iymonning xatari tasdiqiy iymonga aylanmasa xatari borligiga dalolat qiladi. Falonchi aytdi-ku Alloh bitta ekan, pistonchi aytdi-ku payg'ambar haq ekan degan gaplar aqida emas ular. Taqlid bular. Musulmonman desa biz musulmon deb zohiriga qarab aytaveramiz, lekin uning xatari bor, o'ziga nisbatan xatari bor. O'sha ilmga aylanish kerak. O'zi haqiqiy suratda ilmni o'zining harakatlariga joylash kerak. Alloh meni ko'rib turibdi-ku degan aqida tushuncha uni botil ishlarni qilishdan noto'g'ri ishlardan to'xtatadigan darajaga kelganda aqidaga aylanadi. Ba'zi ishlarni qilib qo'yishligimiz aqidamizning susligidan to'g'ri. Bismillah. Alhamdulillah. Shu Shohjahon Qayumiyga o'xshagan birodarlarimiz savollarini bitta-bitta suhbat qilsak bo'ladi. Esimizga solib turinglar, inshaalloh bu haqida suhbatlarimizni davom ettiramiz. Najma Najma degan singlimiz Amerikadan savol beryaptilar. Taroveh namozida Qur'on kitobni qo'lda ushlab o'qisa bo'ladimi debdilar. Bizning hanafiylarda bo'lmaydi. Namoz o'qilayotgan paytda ta'lim namozni buzadi. Qur'onga qarab o'qishlik ta'lim olish hisoblanadi. Yoki tashqaridan bir kishi namoz o'qimayotgan bir odam luqma bersa, uni luqmasini olsa ham ta'lim bo'ladi. U ham namozni buzadi. Bizning hanafiylarda bo'lmaydi. Laski Laski degan profildan birodarimizsiz. Savol beryaptilar. Namozni bir rakatdan kech qolgan odam imom bilan ikki tarafga salom bersa va turib bir rakat qo'shsa sajda-i sahv qiladim debdilar. Yo'q, sajda-i sahv qilmaydi. Turib namozni oxiriga yetkazib qo'yaveradi. Davron Hasanov degan birodarimiz assalomu alaykum ustoz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bomdodda, peshinda, asrda, shomda, xufton namozlarida qaysi zam suralarini o'qiganlar? Shu sunnat haqida ma'lumot bersangiz, oldindan rahmat. Alloh qilayotgan ishlaringizga jannat mukofotini bersin debdilar. Bu to'g'risida fiqhiy kitoblarimizda Qur'on ulumi Qur'on fanlariga aloqador fanlarni jamlagan ulamolarimiz ba'zi dalillarni keltirishgan. Bomdod namozida uzun suralarni o'qiganlar. Hamimga o'xshagan suralarni o'qiganlar. Bomdod namozida. Peshin namozida ham shu uzun suralar. O'zi Qur'oni Karimning suralari bo'linadi. Tibal suralar deyiladi. Bular 100 oyatdan ko'p, 200 oyatga yaqin suralar. Baqaradan tortib falon, masalan deylik, Baqara surasidan tortib shu Hamimlargacha taxminan tivol suralar.
Kin Al-Mi'un keladi. Al-Mi'un deyiladi. O 100 oyatga yaqin suralar. O'sha Fath suralari, Muhammad surasi bular Mi'unlar. Yo, bular Mi'unlar, bular Masoniylar. Hamimgacha bo'lgan Tivol suralari 100dan oshiq oyatlari bo'lsa Tivol bo'ladi. Yuzliklar bular Al-Mi'un bo'ladi. Yuzliklar, 100 oyatliklar. Undan keyin Masoniy keladi. Masoniy degani o'sha namozga o'qiladigan suralar. Tez-tez qaytarib o'qilganligi uchun Masoniy deyilgan. Masoniy suralarda Masoniylar ham 3ga bo'linadi. Tivol Masoniylar bor, o'rta Masoniylar bor, keyingisi ko'p o'qiladigan qisqalari bor. O'sha Tivollar Bomdodga o'qiladi. Bomdod bilan Peshinga eng uzun suralar o'qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bomdodga Peshinga uzun suralarni o'qilganlar. Asr namoziga, asrga bo'lsa, lam yakun dan yo lam yakungacha bo'lgan, ya'ni Fath surasidan boshlab lam yakungacha bo'lgan oraliqni o'qiganlar asr namoziga. Keyin shom namoziga qisqa suralarni, lam yakundan pastdagi suralarni o'qiganlar. Xufton namozi ham asr namoziga o'xshagan o'qilgan. Va har bir farz namozi uchun qaysidir surani tayin qilib qo'yishlik makruh farzlar uchun. Bitta mana shu namozni o'qiyman deb tayin qilib qo'yishlik. Har peshinda biz inna fatahnani o'qiymiz. Ya'ni namozga peshindan keyingi qiroatlar alohida mavzu namozlarning o'ziga. Asr namoziga faqat biz ammani o'qiymiz desa yoki shom namoziga faqat ikkita qulni o'qiymiz desa u makruh bo'ladi. Tayin qilinmaydi shu oralikdagi bo'lingan suralarni tayin oralardan o'qishlikka ijozat bor. Sunnat shu suralar atrofiga jamlangan. Xo'p, savollarimiz tugab qoldi shekilli, yo pastda yangidan savollar chiqib kelgan bo'lishi mumkin. Xo'p, Qodirov Ilhom degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Miroj kechasi bugunmi yoki ertagami? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Umri kuningiz barakot bersin debdilar. Yo bugun yo ertaga, lekin ahamiyati unchalik emas. Miroj kuni namoz o'qiladigan alohida namozlar yo'q dedik. Yana savol bo'lgan ekan. Bahodir Mahmudov degan birodarimiz Imom Mahdi mavzusida ma'lumot qiling debdilar. Xudo xohlasa unga to'xtalamiz. Alohida mavzu qilamiz inshaalloh. Kompromatlar to'g'risida Ilhom Qasimov degan birodarimiz gapiribdilar. Bu kompromatlar o'sha kompromat deb o'ylayotgan narsalar, axlat narsalar. Uni titib yurganlar qarg'alar. Go'ng titadigan go'ng pashshalar ular. Boshqa qiladigan ishlari yo'q. Qilib yurishaversin, o'zlarini yuzlarini ochishyapti. O'zlarining yuzlarini ochishyapti. Meni ovozim deb biroz ko'nglim buzilgan ovozni qo'yishib, xuddi qarsak chalib o'ynashyapti. Shaytonlarni ba'zimiga o'xshatib. Har qanday erkak kishining g'ururiga tegadigan holat. Bir yil orzu qilib farzand ko'raman deb yashagan oilangizni tug'ruqxonaga borsangiz, begona erkakning nomiga olib kirib ketyapti. Uyalmasdan betini qattiq qilib timsoh bebashara bir iflos shu ishni qilyapti. Hay,
kalp bulsa, insanda azgine kalbede mehir şefkat bulsa, közüge yaş geledi. Ne hat ki deydi. Şünçelik beni aldadı mı deydi. Bunu özüce ben bunge cezalandım öyle yaptı. Ceza nümeliğe hakikati çünçesi yok hali. O benim yutuğum, şu avazım çıkıp gitgenliği. Yani ne dediğin kasam içi, bolam ölsün. Menge yuborgen derseydi hiç kimi yubormayın deyip kasam içken. Yazıları durdu. Oşa zahatı cönetken. Alıba cönetken. Bana üstümden külüş için. Ular narkemen, fakşe, elkeş, adamlar namaz kallarının üstünden külü ediyor. Hud düşü. Hud düşünün körünüşü. Sahnevi körünüşü. Baş rolde mır kuruk. Oğru rolü de cigar kesel. Fakşe rolü de bana bu. Oturup alıp kollarda sigaret, neşe falan külü oturuştu. Namaz kallarının üstünde. İn tesharu minna fe inna nesharu minkum kema tesharu. Bu ayetini bilgeller, kıyamet günü de bu ayet ruparızda hala cevap verişen. Biz mahsum masmız inşallah. Allah Ta'ala şuna ki, şermendelerinin özünü kolu bilen bizini aklıydı. Gereği bizi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz indemeyi turuyduk, özleri aşkar kılışı yaptı. Ha, hakikatte biz doğruyken biz begane haram işlerini kılıp yürgenliğini özü tanal yaptı yani. Mene ha, şuna kabul geldi, mene akor değil mi diyaptı. Yani onlarda haya, vicdan, iman teşvişi yok. Hani otarçı gelip yapır yaptı menge. Sizge karşı mı? Sen sıravet yaptı. Senge karşı diyaptı. Bir sünnet, işitçi, işitçi demez şekillik. Bir sünnet, falancı, selefi. Hatta nemizler gelip senge karşı bulsa uşara bulan dost bulamam diyaptı. Ben gittim menge geylerem karşı. Dost bul uşaram bulan. Desek cevabı yok. Seviye pas. Kim hakaret kötü yaptı ha? Yapı yapır yani oylab yapırış gerek. Otarçı. Duhabeden işten ki yuvası bu sahneye çıkıvası zor eken de gelemez. Hop, savollarımız. Şerzat Nizamov degan bir adamız. Mahmud Abdulmu'min haqida ma'lumot berib yuboring iltimos debdilar. Shu savol yaxshi savol bu. Men uchun hozirgi holatda, hozirgi kunda bo'layotgan ba'zi fitna mavzularining orasida ishtirok etayotganligi uchun bu savolga javob beramiz. Mahmud Abdulmu'min degan bolaning aqidasi, tushunchasi Hizb-i Tahrir a'zolariga tortayotgan va o'zini bu a'zolardan ekanligini bekitib, muloyim so'zlar bilan yumshoq gapirishga harakat qilib, lekin O'zbekiston ichidagi ahli ilmlarni qoralashlik uchun matnlarni o'qiganda arabiy matnlardagi ahvoli holati ilmdan va qadrxon uzoqlashgan odamligi ko'rinib bilib turibdi. Bilishimizcha Misrda ozmoz yurib tabiblik qilib yurgan unaqa yetarli ilmli odam emas. Har qanday mavzulardan muammo chiqarib, har qanday muammodan siyosat yasab, har qanday siyosatdan xalifa o'rnatish uchun harakat qilayotgan odam. Ilmiy ma'noda ishonchli odamlar emas. Bid'atchi odamlar, bid'at aqidani tarqatish uchun harakat qilayotgan odamlar. Abdullah Züper'in her medeniyle korunuşu. Yakında bittesini cönetçisi mengeyim. Özbekistan'daki ahli ilim mendiyetkellerge kanakarad diye biremez. Onların pozisyonu yok ki diyemdi. Hizb-i Tahrir olsa pozisyonu oladı mı? Hizb-i Tahrir buluşumuz gereği mi? Hamamız. Uşanda pozisyonu egellegen bolamız mı? Niçin merte çakırdım şu bolanı? Kimiydi? Yüz mü yüz yaklaşa mıydı yani? Canlı mülakat bulsun, kanaka halat bulsun.
Tuhmat kıldı, boktan kıldı, beni sahifamda ence münce narsalarını yapırıp yapırıp soru versek cevap ver almaydı, canlı ifrige çıksak kıl almaydı, koçadı, yaplaş almaydı. Fitne fasad muammanı birinci plange çıkarıp uşa muammadan mene ben şu muammanı yeçinim bizimiz mene. Biz bizni bu muammanı yeçin edip kursa şu hareket kılıyordu. İlimli adam mez, yap sözlerden ilimli adam mez. Siyasi maksatlar üçün hareket kılıyetken adamlar. Dinden siyaset yasayetken adamlar. Yani din özü siyaset topa doğru. Lekin dinden siyaset yolu da faydalanmazlık gerek. Bu ahl-i sünnenin çünçesi de din siyasi meslekler üçün, siyasi partiyeler üçün, siyasi yani siyasi tüzümler üçün dinli hizmet kıldırmazlık gerek. Hizb-ı Tahrir siyasi cemaat. Mesleki başka her kanaka tüzülüşü siyasi cemaat. Uzun bir kiti yaptı, lakin bilemez onu, 100% bilemez. Yap sözleri, akide düşünceleri şu. İslam tarihinde berçe adaşken taifelerinin kuralları muammadan özlerine ergeşişlik için faydalanmışlık bugün. Muammasız cemiyet yok. Germaniye'de muamma yok mu? İşte bu ben onu. Bismillah. Amerika'da muamma yok mu? Japonya'da muamma yok mu? Hemen cöyde muamma var. Muammalarının içimi bizde değişlik, bu dinden faydalanış hesaplanadı. Bu şu Mahmud Abdülmumin'ni Hizb-ı Tahrir cemaasiga kılıyetken davetlerige ergeçmeyler, doğrumaz. İlminiyem hemen kadarlığı sezilip durdu. Fitnachilarni bu hozirgi o'ynayotgani mavzu topolmay qolganligi uchun menga sakrashyapti. Va aniqki ularning do'stlari ortib ketayotgani yo'q shu bilan. Eski qarg'alar, eski toshboqalar, eski timsohlar. Ma'lum, hammasini bilamiz. Men haqimda gap tarqatyapti. Türlü hır profillerini açıp, ayol profilleri bırak, undak kılarken, undak kılarken. Gır tuhmet. Uşa, fakşa tabiyyatının yalganıge işanı yaptı ular. Uzları işanı işi hakla gelirler için işanı işi yaptı. Yalgan, 100% yalgan geldiler. Uzları kılıyetken işini bizge, bizde tasavvur kılışı yaptı. Ulasa, bu degan ma'noni ko'ramiz. Baribir kimdadir imtihonga tushadi. Imtihonga tushadi. Bu imtihondan Alloh taolo yaxshi o'tishlikni, haq tarafta bo'lishimizni barchamizga nasib qilsin. Hop, bir profil var eken, bunun okubu mu yaptı? Ne diyoruz geldiler? GFGR, FGH, RRBH, EG1H, TNTR. Şuna kadar profil eken. Buna kadar profilden soru ne mi buluşu mümkün? Ustaz soru var idi. Anval Qori ustaz halifelik doğrusu yapırdılar. Ben düşünmeyenim halifelik var narsa mı yok? Yo narsama debdilar. Endi nomlaringizni qaytadan o'qisam ancha qiynalib ketyapti bu nom o'qishga.
halifelik bor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanını yeryüzüge halife kılıp yaratkenliğine aitken. Avvalgi sohbetimizde bunge mükemmel, yani mükemmel degen de bir insan düşünüp hayatıge kifaya kıladigen derecede amal kılsa boladigen düşüncelerini verdim, cevabını verdim. İnşallah kütüğün Telegram kanalına belki koyamız kesin. Ya ki keçegi iki de sohbetimizde eşitik göreyim, uşa cayda bunge cevap verdik. Assalomu alaykum. Omad tushunchasi islomda bormi deydilar Alisher Gaparov degan birodarimiz. Omad tushunchasi islomda bor. Omad tasodif ma'nosida emas. Alloh subhanahu va taoloning fazli ma'nosida bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir jamoa kambag'al odamlar kelishadi va aytishadiki, "Ey Allohning rasuli, biz mana bu boylar kabi namaz okuyumuz. Ular ham biz kabi namaz okuşadı. Boylar ham roza tutadı. Biz ham ular kabi roza tutamız. Lekin boylar boyligi sababli zakat beradi. Va boyligi sababli haç kıladı, ihsan kıladı. Va cennetteki katta katta makamlarını ular okuyu yaptı akhir. Deb taşviş bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kelişen. İçtimai, siyasi, fikri düşüncelerini karayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin atraflardaki sahabeler nesiye dünyadaki, yani kıyamet günündeki cennet makamlarının teşvişi de dünyada kaka barışı bilmesinden Resulullah'tan kedi soru şey yaptı. Ya Allah'ın Resulü, boylar hemen arasını apkuyu yaptı ki, yakşilik, sadaka, zakatlarla ular kadır, biz kadırmasımız. Degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kembegallarına karab etkiler ki, sizlarga bir narsani hozir o'rgatib qo'yaman. Agar o'sha narsani doim qilib yursanglar, bu ishlarni qilmagan odamning birortasi sizlarga maqomda yeta olmaydi deganlar. O'rgating Allohning rasuli deyishganda, har kuni 5 vaqt namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbarni aytasizlar. Har kuni 5 vaqt namozdan keyin maktubu namazlardayken aytasizlar deganlar. Kambag'allarning xursandligi boshlari osmonga yetadi. Va bu hadis payg'ambarimizning har bir og'izlaridan chiqayotgan durdona so'zlar isrof bo'ladigan so'zlar emas bular. Darro bir-birlariga naql qilishib bu gaplar boylarning ham quloqiga yetib bordi. Ular ham anoyi emas, boy bo'lish bilan birga qiyomatdagi eng yuksak maqomlarga intilayotgan sahobalar ular ham. Ular ham 5 vaqt namozdan keyin takbir, tasbih, tahmidlarni aytishni boshlashdi. Kambag'allar yana kelishdi Allohning rasulining oldiga. Ey Allohning rasuli, siz aytgan hadisga, siz aytgan tavsiyaga amal qildik, lekin bu gapni boylar ham qilishni boshlashdi. Endi nima qilamiz deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Zalika fadlulloh yu'tihi man yasha" deganlar. Bu endi Allohning fazli. Onu Allah haklayganiga beradi dediler. Mana şu omad şu. İnsanning boy bo'lib halolga sarflashi, birovga zulm qilmasligi boshqa insonlardan ko'ra fazilat ma'nosida ustunligiga dalolat qiladi. Bu dahriylarning tuzumi boy odamlarni dushman sifatida ko'rsatgan. Bugungi kundagi ko'p odamlar bilan suhbatlashsangiz, ayniqsa ziyoli qatlamda boyni tanqid qilish, boy topsa albatta haromdan topadi, boy eksploatator degan tushunchalarning barchasi dahrilikdan qolgan qoldiqlar. Islom hech qachon boyni boyligi uchun kamsitmaydi. Zakotini bersa, halol mehnat qilsa, dunyoda eng katta maqom boyga tegishli ekanligini aytadi. Dunyoda odamlar 4 toifa bo'ladi. Eng katta maqomga ilmli boylar erishadi. Boyligini Alloh yo'lda saqlaydi. Dunyoda ikkita maqom bor, havas qilsa, hasad qilsa, ergashsa, mana shu menga ham bor. Bittasi boy. Pulini halol yo'lga saqlayotgan boy. Shu narsalarga omad deyiladi, lekin biz buni omad demaylik, buni nima deylik? Allohning fazli deylik. Bir odam
bir fazilga erişse, o'sha fazil Allohga bo'lgan iymon bilan fazil deb sanaladi. Bir joyi kavlaganda maşallah bir qotib chiqdik. Omad haqidagi gap gapirayotgan edik. Bir odam bizda tushuncha shunday. Bir odam yerini kavladi, kavlaganda bir xum tilla topdi. Bu omad emas. Bu imtihonga ro'baro keldi. Bir ko'za tilloni qanday saflaydi? Agar u bir ko'za tilloni Alloh yo'liga saflay olsa, vaqtida, joyida Allohning roziligini topa olsa omadli odam bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un degan. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohning fazli bilan, ya'ni Alloh bergan fazl bilan va bi rahmatihi Allohning rahmati bilan fa bidzalika falyafrahu mana shu bilan quvonsinlar, shu bilan faxrlansinlar. Huwa khayrun mimma yajma'un. Qolgan to'plagan, topgan narsalarning barchasidan bu yaxshiroq degan. Fazl nima? Iymon bu. Iymon asl fazl. Insonning dunyoda topgan eng katta omadli narsasi iymoni. Bu shu eng katta fazl. Rahmat nima? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Rahmatan lil alamin. U zot kelgan Qur'on, u zot keltirgan ta'limot. Bu rahmat. O'shanga amal qilib, iymon bilan amal qilgan odamlar haqiqiy omadli odamlar. Pul topib olish, boy bo'lib qolish, bir narsadan yutib ketish bularning barchasi omad deb bizlarda yuritilsa-da, lekin uni biz imtihon deyishimiz kerak. Haqiqiy omad Allohning huzuriga borganda yutuqqa erishiladigan amallarni dunyoda qo'lga kiritish haqiqiy omad. Odamlar ko'cha-ko'ylarda behuda bema'ni narsalar bilan mashg'ul bo'layotganda Qur'on yodlayotgan yoshlarimiz omadlilar. Hamma yoqda ochiq-sochiqlar ko'payib, o'zining figurasini hammaga ko'r-ko'rona namoyishkorona qilib yurganda o'zining iffatini saqlab yurgan qizlarimiz omadli. Odamlar g'ibat qilib turganda Allohning zikr bilan astag'firullohni aytib turgan mu'minlar omadli. Bir insonning hidoyatiga sabab bo'ladigan insonlar omadli. Mana omadlar. Tushunchalarimizni moddiyatga bog'lamasligimiz kerak. Bizga juda qattiq zaharni kirgizib ketgan dahriylar. Har narsani moddaga bog'lab, har narsani modda bilan o'lcha. Yo'q, omad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qurbonlik kuni uyga kelganlarida Oysha onamiz: "Ey Allohning rasuli, siz yaxshi ko'rgan joyni olib qo'ydim. Qolgan hammasini tarqatib yordim. Mana o'zimizga mana bitta qo'l qoldi" deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga "U tarqatib yorganlaring qopdi" deganlar. Bu biziki emas deganlar. Teskari tushuncha, moddiyatdan ko'ra bu teskari, boshqacha tushuncha bu. Teskari demaylik, haqiqiy to'g'risi bu. Sarflab olganimiz biziki. Yaxshilik qilib qolganimiz biziki. Omad o'sha. Erkak kishiga yigit ishiga bir marta omad keladi, yoki erkak kishiga yigit ishiga 40 marta omad keladi, uchlasi ushlab qoladi deydi. Pulni aytishadi. Unaqa emas. Necha marta omad kelgan taqdirda ham olgan pulingiz, olgan imkoniyatingizni yaxshilikka saplab qolsangiz, siz omadlisiz. Mus'ab radhiyallohu anhu to'g'rilarida juda ko'p gapirilgan, har gapirganingizda insonning ta'siriga, insonning shijoatiga sabab bo'ladi. Mus'ab radhiyallohu anhu, Mus'ab ibn Umayr, Makkaning eng ko'rkam, o'ktam yigitlaridan bo'lganlar. U kishining ovozini eshitaman deb qizlar devor tagidan poylab turishardi. Mus'abning ovozini eshitsama deb. U kishi o'tgan ko'chalarda haftalab Mus'abning hidi ketmasa-da, shunaqa xushbo'y atirlar separdi Mus'ab. Qizlarning tushlari bulg'anardi Mus'abni o'ylab. Mus'ab radhiyallohu anhu ning onalari Makkada eng go'zal, eng ko'rkam yigit sifatida tarbiya qilardilar Mus'abni. Otlari eng chiroyli ot bo'lardi. Kiyimlari eng qimmatbaho kiyim bo'lardi. Sochlari xurmo, zaytun yog'iga yog'langan, har doim otda tik turgan,
kılıçları en kımmet baha kılıç idi. Dünya matalarının barçası ayağlarının tekideydi. Mus'ab radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin iman davetlerine labbey dedi. Labbey degen künden boşlap dünya matalarının barçasından mahrum buldu. Onaları Mekke'nin en zodagon boy ayağlarının idi. Mus'ab'nin iman keltirgenliği sebebiden barça boyluklarını kuldan tortuvap koydu. Mus'ab omadni qo'ldan boy berdi mi yoki omadga erishdi mi? Mus'ab omadli inson edi. Dunyo matolari oyog'ining tagida yotgan holatida yuz o'girdi. Iymon bilan ularni qo'lining tersi bilan itardi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Aqaba bay'atidan oldinroq yoki Aqaba bay'atidan keyin Mus'abni Madinaga jo'natdilar. Mus'ab radıyallahu anhu sözge cüda ötkir insan idi. Her kanday adam bilen sohbetleşken de insanlarını mahliya kılıp koyadigen derecede sözge boy insan idi. Medine'ye gelip Medine'nin en katta kabile başlıklarından ikitesini imanga kirişke sebep buldu. Ve bütün başlığı kabile, kabile daşının başlığının imanı sebepli Medine tayyar halge geldi. Medine'nin imanga kirişliği de Mus'ab'nin hizmetleri bir kıyas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keyin hicret günü Medine'ye küçük borganlari de tala'al badru aleyna. Deb kutib olgan sahabalar, ya'ni ansorlar Mus'abning da'vati bilan musulmon bo'lgan zotlar edi. Bir jamoat bir majlisda o'tirganlar edi. Mus'ab radıyallahu anhu o'sha majlisga boradilar. Kiyimlari yirtiq. Sahabalar ta'riflashadi ki, Mus'abning iymonga kelishidan oldingi hayotida har narsa qo'lida bor edi. Hamma narsaga ega edi. Iymonga keldi, dunyo hayotida hamma narsani qo'ldan boy berdi. Lekin uni ko'zida dunyoda hech narsaga alishib bo'lmaydigan iymon nuri bor.
radıyallahu anh. Demek amet dünyada iman. Mazur tutasılar biraz. Amet düşüncesini biz doğru düşünüvalışımız gerek. Amet düşüncesi iman bu. İmanını kolge kırtıp, imanını himayesi de, düşman karşısı da müstahkem durabiliş. Ve imanını himaye kılıp, iman esası da dünyadan ötüş. Mana şu hakiki amet. Kolgan narsalar imtihan. Kolingizge baylik gelişi, baylikini ketip kalışı, karzdar bub kalışıngiz, kesel bub kalışıngiz, yoki tüzelip ketişiniz. Bunların barchasi imtihanlar. İmtihanlarının türleri, yüzleri, renkleri. Bu imtihanlardan ötüyetken peytingizge de iman takazası bilen ötüp olsengiz mana şu amet hesaplanır. İman egeleri ametini şunday düşünüşümüz lazım boladı. Ha, savollarımız kemayıp kaldı mı? Uhud'da şahit bo'lganlar. Şahit bo'lganlarida kafanga hiç narsa topisha olmagan. İzhir degan ot bilan oyoqlarini boylashgan. Lekin sharafli o'lim topganlar, Uhud'ning bayroqdori bo'lganlar. Va eng katta xizmatni, eng katta omadni qo'lga kiritib o'tganlar. Madi keze degan profildan savol beryaptilar. Duo so'rayotgan ekanlar. Ustoz duo qiling, ota-onam namozga kelishini nasib etsin Alloh debdilar. Alloh taolo ota-onangizni namozga, ibodatga, taqvoga, tavhidga musharraf bo'lishini ko'rish sizga bizga nasib qilsin. Sizni ham Xudo taolo bu qilayotgan duolaringizga, ota-onangizni tashvishini qilayotgan harakatlaringizga ajrlar bitmas tuganmas savoblar ato qilsin. Farzandlarning ota-onalar haqidagi duolarini Alloh subhanahu va taolo bardavom qilsin. Sherzat Ametov degan birodarimiz assalomu alaykum, musiqa harommi yoki debdilar. Musiqa harommi degan avvalgi suhbatlarimizda ham ba'zi savollar bor bo'ldi. Ularga umumiy xulosani gapirdik. O'sha xulosamizni kesib olib, bu mana Abdulloh Zufar degan havorijilarni bola chaqalari yugurdaklari turli xil kalaka bilan roliklarni qilishibdi. Bizni kichkina jumlamizni kesib olib, musiqa to'g'risida islom ulamolarining bil ittifoq ijmosi, bil ittifoq yakdil fikri yo'q harom ekanligi. İmam Shoroviy musiqaning harom ekanligida ijmo bor degan gapning botilligiga degan kitob yozganlar, botilligiga atab. Bu degani mutlaq musiqa halol yoki mutlaq musiqa harom degan gap ikkalasi ham to'g'ri emas. Musiqa qayt bilan ma'lum bir makonda, ma'lum bir o'rinlarga ijozat bor shariatda. Bu shariat ne cari kılgen zatning sünnetleri de var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk namazıda üylerine kirip yotkenler. Ebu Bekir Siddik radıyallahu anhu hücre-i saadetke kirip kirgenlere de Ayşe anemiz iki de cariyelerini aldırarak otkızıp alışıp aşuyla eğitim yapken.
duş çalıp aşırı ayetiyet geldiğine kirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o işe anamızda dakika geldiler. Allah'ın Resulü'nün huzurunda mezamırı şeytan buladı mı? Şeytanın mezamırını çeleseller mi? Degenleri de o işe anamız sirgek bu geldiler. Közlerini kısıp haliye iki de cariyeye çıkar var geldiler. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da ya Ebu Bekir degenler. Koy ular mı degenler. Her bir kavminin özünü bayramı var. Her bir kavminin özünü bayramı var. Bugün bizim bayramımız degenler. Hayat günü. Bunga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram münasebeti bilen bazı neşitlerge, koşuklarge icazat bergenleri kep çıkardı. Yine başka bir hadis var. Bir cahaya kırıp varsalar bir koşuk ayçiyeti. Duf çalıp aşule içiyetti. Araplarda şuna kadar hususiyet vardı. Sözge üstelik, sözge boylik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kirip kegelliğini kurup aşule içiyetken adam Resulullah'a karab aşule toku vardı. Ayeti vardı. Aramızda ertenge künni bile degen peygamber var degen manada aşule içti. Matinge belki koşu vardı. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki de'hâdihî dediler. Bana şu cümleni taşa dediler. Terk kıl dediler. Kogenle ete vur dediler. Şuna hangi kayıtlar var? Uşa kayıtlarına itibar kısa ulamalar tuy bazıları da bazı bir beylemden münasebeti bilen uruşlarda, misal için uruşta hem adamlarını hayratlantırış için şun yok şeken uğrunlarda ona madh kılıç İslam'a tegişli, adab ahlakka tegişli, vatanparvarlıkka tegişli ve adamların şicaatlantırışka tegişli kuşkularga, musikalarga icazat var. Yani musikanın türleri doğrusu da ihtilaflar var. Fakat düfnü uzun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davurlarda düf barıdı halas ki urup çeledigen yok ki püfülep çeledigen yuğuduk ki püfülep çeledigen haram mı yok ki çirtip çeledigen var onısını mı. Bular doğrusu da ihtilaflar var. Bazılarını mutlak haram degen müştahitler var. Bazılarını icazat bergenleri var. Bazılarını zaman ötüşü bilen uşa duftan kıyas kaygeni diye muksat bora uğra degenler var. Bu endi içtihadi mesele, mavzu. Tamamıyla aynıysa bugünkü günde musikage bizi ihtiyacımız kopmaz. İçtmezdik ki ihtiyacımız var. Uşan da musikam amanat sıfatı da İslam'ın düşüncesine içimiz gerek. Musika haram mı degen savol, oddiy savol. Lekin bunun tagida qancha-qancha gaplar yoki bu gaplarning ortidan qancha-qancha boshqa mavzularni chiqarishga urinib kuzatib turganlar bor. Ana shu zufariylarni yugurdaklari bizni suratlarimizni qo'yib, gitaralarni karikatura qilib, qo'limizga chizib qo'yib yosh bolalarda xullas, nima qilayotganini o'zi bilmaydi, o'zicha shu bilan nimadir qildim deyapti. Odob, axloq saf medeni sohbet, bahslerden yürüyen adamlar. Şunaka kılıp bizde küçükken kayıt üçün eğitken sohbetimizde bütün başlayan müzikaya ruhsat bir yerde kılıp eğlendirip yatışıptı. Ne doğru? Bunun kaydı var. Bu kaydı hadisler bilen ispatlengen, delillengen yani. Madi Kizi profili bilan savol beryaptilar. Ustoz, narda o'ynash islomda qanday hukmini aytsangiz debdilar. Narda to'g'risida aniq ochiq oydin matn kelgan, harom amal. Bir qancha rivoyatlari bor. Narda cho'chqaning qoniga qo'lini botirib turgan bilan teng degan matn kelgan. Narda o'ynashlik qimorni bir turlaridan, pul tikmasa ham haromligi to'g'risida aytishgan. Shahmatda ixtiloflar bor. Shahmatda o'sha pul tikmasa, namozlarni vaqtini olmasa, shofiylar muboh degan. Muboh deyishgan, lekin bu fazilat ma'nosiga aytishmagan. Turli tortishuvlar bor, lekin muboh ma'nosi bor. Shahmat biroz aqlni chaqlashligi,
Şunga o'xshagan o'rinlarda shaxmatga ijozat borligi mujtahidlarning orasida bor. Ba'zi ulamolarimiz, zamonimiz ulamolaridan, bizning davrimiz, o'tgan asrimizning katta ulamolaridan shaxmatni yaxshi bilgan allomalar borligi haqida gaplar bor. Xususan nomli hindistoniy rahimahulloh shaxmatni yaxshi o'ynagan ekanlar. Surgun bo'lgan paytlarida surgun bo'lgan ahli ilmlarni o'sha paytdagi o'sha paytning mana u jigar kasallari ulamolarni qiynashgan surgun qilishib. Surgunda u kolonnani nachalnigi shaxmatni yaxshi o'ynar ekan, bilar ekan, yaxshi qiziqar ekan ya'ni. Nomli hindistoniyni shaxmatni o'ynashini bilib qolib, hammani og'ir ishga jo'natsa ham bu kishini og'ir ishga jo'natmasdan o'zi bilan olib qolib shaxmat o'ynab o'tirar ekan. Uni yutib qo'yar ekanlar, maza qilib kunlarini o'tkazar ekanlar. Buni aytadilarki, ustozim deydilar, nomli hindistoniy. Ustozim menga shaxmatni yaxshi o'rganib qo'y, foydasi bo'ladi deganlar. O'sha karomatlari bo'lgan menga. deb xullas buni aytadilar. Men ham bir maqtanib qo'yay, shaxmatni yaxshi o'ynayman, master sport bilan shaxmat bo'yicha. Endi unga kunimizni hozir sarflashlikka vaqtimiz yo'q. Lekin Ferziviy Gambit, Sitsilanskiy zashita, Karalevskiy gambitlarni yaxshi o'ynayman. Sitsilanskiy qorada Sitsilanskiy o'ynayman. Gambit Morrini ham o'zlashtirganman. Shaxmat bo'yicha ham biroz tushunchalarim bor. Lekin namoz ibodatlardan to'smasligi kerak. Nardani aytdik, narda shu. Narda joiz emas. Nigmatulla Fathullayev birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum. Umar radhiyallohu anhu oldilariga bir sahoba kelib, mahrni oshib ketganidan arz qilgani haqida hadis bor ekanmi? Shuni kengroq tushuntirib bersangiz debdilar. Bor, bir sahoba emas, sahobiyga ayol kelganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu mihrobga chiqib, mihrobda aytganlar. Ey Madina ayollari. Ey ansoriyalar. Ey muhojir ayollar, mahrlarni katta belgilab o'rayapsizlar. Mahrni chegaralaylik, ko'pini chegaralaylik, kamini ma'lum o'zi, lekin ko'pini chegaralaylik. Chegaralab qo'yaylik. Makkaning yigitlari uylana olmayapti degan ma'noda ijtimoiy, ya'ni aholishunoslik ma'nosida aholini nikohiga tegishli bir chora ko'rmoqchi bo'lganlar. Şimdi bir ayol turup qintor kelimesini aytadi. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala eğer mahrlarını qintor tarzda bergen bo'lsa ham ata'hudunahu buhtanan ve itman mubina deydi. Ulardan buhtan ve açık oydun günahını qaytib olasizlar mı mahr olayotgan deganda mahrning belgilashiga Kur'an-ı Kerim qintor kelimesini işletken. Yani behisob juda ko'p. Qintorni o'zi ma'nosi bir qo'yni soyasiz, katta bir terisini qo'yib, o'sha teri to'lguncha tilla tashlaysiz. Terini ko'targaningizda o'sha tilla to'la bir teri tilla bo'lish kerak. U qancha bo'ladi u? Qancha sig'ib ketadigan narsa. Shunda ayol Hazrati Umarga xutbada turgan paytlarida Alloh belgilamagan, Umar belgilaydimi deydi. Shunda Hazrati Umar haqiqiy demokrat odam oyatdan dalil keltirayotganligi uchun ayolning gapiga qarab Umar xato gapirdi, ayol to'g'ri gapirdi deb tushib ketadilar xutbadan. Xutbaning maqsadi mahrni belgilash edi. Umardek jasoratli jot haqning oldida shunday bo'ysinganlar. Lekin bu ahli bo'lmagan odamlarga dalil bo'lmaydi, ahli ilmlarga nisbatan men haqni gapiryapman deb o'zlarini misol qilishlarga dalil bo'lmaydi. Haqni to'g'ri gapirish kerak. Nohaq gap gapirilayotgan bu soni to'g'rilashlikka hammaning haqqi bor. Islom bu kimnidir mahriga tushgan din emas. Islom kimnidir otasidan qolgan din emas. Albatta bu musulmonlarning dini. Lekin johillarning ulamolarining gapini kesishlik uchun buni dalil qilib olib,
asassız orunda ular ulamalarının gapini kesişligi dalil bo'lmaydi. Çünkü Hazreti Umar xuddi shunga o'xshagan boshqa voqealarni ham holatga qarab turib belgilaganlar. Masalan Madinada o'g'rining qo'lini kesmasligini belgilaganlar, oyatda kesish turibdi. Hiç kim turib bu paytda gapirmagan gapirsa bo'lardi. O'sha paytda gapirsa masalan shunga o'xshagan narsalarni Hazreti Umar unga aytardilar, "Yo, hozir biz o'zimiz aybdormiz" derdilar. Nahr masalasida Hazreti Umar'ın cevapları bo'lmagan, hop deganlar. Ulamoların cevabı bor bo'lgan gaplarni raddiyasiga o'zlaricha xohlagan gapni gapirib ulamolarning tilini qislikka urinayotganlar xato qilishadi. U to'g'ri emas. Qiyos ma'al farid deydi buni usulda. İkkita bir-biriga o'xshamagan narsani qiyos qilmaslik kerak. To'g'ri gap u shunaqa hodisa bo'lgan. Azizbek Tojibayev degan birodarimiz domla muqaddas oylar mustajob duolar kitobidan foydalansak bo'ladimi rahmat debdilar. Hazratimiz bu kitobni ma'qullamaganlar. İçinde ko'p zayıf va to'qima gaplar ko'p. Akmal Axunov degan, Akmalbek Axunov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Bashoratchi Nostradamusning ko'p bashorati to'g'ri chiqqan ekan. Dinimizda bunga qanday qaraladi? Aytib o'tsangiz rahmat domla debdilar. Nostradamusning ko'p bashorati to'g'ri chiqmagan. Nostradamusning nomidan, ya'ni subliminal so'zlarini bugungi kunlarga kelib mana shu ma'noda gapirgan deb aylantirishlar ko'p chiqqan. Nostradamusning gaplarida mushnaqangi 3 xil 5 xil ma'noni ifoda qiladigan gaplarni gapirgan. Uni bashoratchi sifatida Yevropa boshqa odamlar talqin qilishib maydonga olib chiqishga harakat qilishadi. Xuddi Vangaga o'xshagan. Bularning barchasi safsatavozlik. Hech qanaqangi bashoratlari to'g'ri chiqmaydi. U to'g'ri chiqqanga o'xshashligini kutib turgan odamlarga shunaqa tuyuladi. Psixologiyani ham o'rganib turish kerak. Odamlarda shunaqangi psixologiya, odamlarning sha'ni, shavkati, yoshi, ijtimoiy kelib chiqishiga qarab turli xil maqsadlari bo'ladi. Mana oddiy folbinga borayotgan odam nima uchun boradi? Aqlli odam yaxshi e'tibor bersa, analiz, sintez analiz qilsa, folbinga borayotgan odamning muammolari yoshiga ko'ra sanoqli bo'ladi. Masalan deylik, 25, 26, 30 yaşlı bir ayol kişi folbinga borsa, iki ağız gap sözüden turmuşu yolunu bilip olsa bo'ladi. Demek nima uchun kelgan? Şu baxtim açılsın uchun kelgan. Unga eng yoqadigan gap nima? Tez kunlarda baxtingiz açıladı degan gap. Unga 100 ta gapni gapiring, o'zi uchun kerak bo'lgan gapni eshitgani borgan. O'shani eshitadi xolos. 40 yoshli atroflarda odam borsa nima bo'lgan bo'lishi mumkin? 40 yoshlar atrofida borgan odam nimadir yo'qotgan bo'lishi mumkin. Bir qancha muammolari bor, bu muammolar ichida nimadir yo'qotgani bor. Hamma muammolarni sanab-sanab keladi Folbin, Folbin psixolog, nechta odam bilan gaplashadi kuniga. Hamma muammolarni sanab keladi-da ko'ziga qarab qo'yadi. Bir narsa yo'qotibsizlar deb ko'ziga tikilsa, ko'zi yonadi haligini. Voy, Folbin topdi deydi. 99'da aytgan gapi yolg'on bo'lib chiqdi. Bitta haligi narsani topding desa, u rostga o'xshab ko'rinadi. Inson o'zi muammolaringizni sanayapti. Sizning yoshingizda sizga ma'qul bo'lgan muammolarni sanayapti, bittasini ko'zingizga qarab bildi. Ko'zingiz yonib-yonib ketdi.
Top de deydi bazılar. Top kendine mi? Ne de ayetede? Ayetede ki seni deydi düşmanın bana kendiydi. Ozu bir kim midir yaman kuru yürgen buladı ozu. Borgen adam. Ha falancı düşmanın bana top diye deydi. Seni de düşmanın deydi orta boyluk deydi. O adam ozu uç. Tabaka yok, pas yok, orta yok, balant buladı. Törtüncü taife yok. Tanışlarıyız içinde hepsi var. Orta boylu giyen var, pas boylu giyen var, balant boylu giyen var. Böyle bittesini kelleyizge keledi. Haa, falancı manga düşmanıken de deyiz. O şey deyiz, senin soğuk giyen deydi. Psikologiyası boş adam, derra bitti koyuga düşerdi, o şey zahat. Bitti koyu ap gelin deydi, soyun manette deydi, göşünü manga verin, o sık soğukunu geçi veremem deydi. Nostradamus'un başaratları hem kuduşunda. Eşitmakçı bugün gapını adam özü haklap eşit yaptı Nostradamus'dan. Şu gaplar. Çıkkanmaz. Onun başaratları doğru çıkkanmaz. İnsan özünün ruhiyeti de ne kadar yönelip kalan olsa, o şey yönelip kalan narsasını izlep yürüdü. Bu yaman narsa. Adam avval özünün pozisyasını belgilep alıp kiyin delili kıdırsa adaşadı. Müslüman şahs aldın delil izlep kiyin pozisyasını belgileş gerek. Bana bızgınçı taifeler diyem karaydı. Ularga farkı yok. Bir sünnet mi? Selefi mi? İşitçi mi? Hızbi mi? Fahşe mi? Gey mi? Kim buluştan kat'i nazar? O şey adamlar ularının türgen pozisyasına makul gapını yapıp birisi gapını ala uğradı. Demek ki ular o şeylerden özleri haklagen gapını eşitmakçı bugün adamlar. Müslüman adam, Müslüman şahs zirek buluş gerek, yetuk buluş gerek. Fikri dairesi balant buluş gerek. Aldanmaslık gerek. Nostradamus doğrusu da, Wanga doğrusu da geplerini yem. Hemmesi şunu yokşakan narsalar. Amerika'da en köp tarkalıgan faaliyetlerden biri şu Nostradamusçiler, yani folbiller bizi tilimizde. Ularda psikologlar deydi, erten külüngüzü yapırı beredi, sizi doğru külüngüzü kurtaradigan deydi. Değil karneye geçiler yani. Hatta en katta yukarı kürsülerde oturgenlerine hem uzun folbirleri var. Etsem külesiz. Irak'a uruş açıdan aldım folbinden soraydı uşalar. Folbini hop dese ayet kılışan. Şuna kadar derecede tüben cagı çüşüp kalışken. Davdırap kalışken yani. Bizi ümmet, İslam ümmetimizini amal kılış gereği bugün Kur'an'ı var. İrgeşedigen peygamberi var. Yüredigen meslegi, mezhabı var. Bu mezhab ne deydi? Gelecekini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Allah bildirgen peygamberler gene bilişi mümkün. Başka hiç kim bilmeydi. Ne kadar başaratlar? Ya istidraç boladı, ya ki yalgan boladı, ya ki o şey imtihan manasında kim gelir doğru çıkışlığı mümkün boladı. Ya ki insan özü kütüp durgen narsasını, özü haklagen narsasını özü közü bilen koradı yani. Özü onu tokup çıkaradı. Uşanı hakla geldi ki. Üçün. Muhammed Sadık degen biraderimiz. Assalamu aleyküm ustaz. Bir xonada 2-3 kişi alohida ovoz çıkarıp farz namazını okusa bo'ladim debdilar. Bir xonada bo'lsa cemaat bilan okuş gerek. Alohida alohida okumayın. Bir xonada okusangiz cemaat bilan okuş gerek. Baxtiyorjon Ismanov degan birodarimiz, bolalarning o'yinchoqlari bor uyga farishtalar kirmaydi ustoz debdilar. Yo'q, unaqa gap yo'q. Surat bor joyga farishtalar kirmaydi degan hadis bolalar o'yinchoqlardan istisno qiladi. Bolalarga atab qilingan o'yinchoqlarga ruxsat. Bunga Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor, ya'ni Oysha onamizning o'zlarining o'yinchoqlari bo'lardi.
kanatlı otçaları vardı, oyuncaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne edip sorardılar. Yaş oynayıp yürüyen peytlerde de. Süleyman aleyhisselamın otlarını hem kanatları bölgenirken gidip yap peytler geldiler. Peygamberimiz geldi. Yani irkelerine geldiler. Bu bar, balalar için has kılıngan kogurçaklarını suratke, heykelge alakası yok. Caiz, ruhsat, onu kılıp satsayan bunu uğradı. Ziyavuddin Zihridinov familiyiz notor yazılıp koptu, doğrulap koyun. İns, cinsler hakta yapıp uçsanız deyiptiler. İns, bu insanlar degeni cinsmez, cin. Cin, bu cinler degeni. Şavkat Gaziyev degen biraderimiz. Ustaz saval, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşenbe ve peyşembe günü ruza tutgeller. Onun sebebini sorarken de düşenbe tuğulgen men, peyşembe günü ise ameller Allah huzuruna götürledi. Şunda ruzadar halde buluş haklayman degenler. Degen mi? Bir amekin peyşembe günü tutgenin sebebi cümenin hürmetige, yani cüme günü ruzadar halde kirişini haklayan deyipti. Amel götürledi emez. Belki, çay biriyle. Ha, belki künni hürmet kılgen deyipti. Şu hakta malumat birseniz Allah iliminizi ziyade kısın deyiptiler. Biraz çelkeş eken, yani çelkeş degeni sizin fikriniz size eti etken gel doğru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peyşembe, düşembe tutken ruzalarının sebebine etkenler. Düşembe tuğuldum degenler. Peyşembe künni ameller kurtarılışına etkenler. Peyşembe künni ruzu tutemen degen çarşembenin keçesi de turadı. Bizning düşüncemizdeki çarşembe tügep Şam kırgende peyşembenin keçesi başlanırdı. İslam şeriatının vakt ölçavları da keçe birinci kırırdı. Demek ki وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ Leyl ge Allah Ta'ala birinci kasam içip kiyin nehar ge kasam içken. Keçe birinci kırırdı. Biz oynayıpken çarşamba tügep, çarşambenin kündüzü tügegende peyşembenin keçesi başlanırdı. Peyşembege niyet bilen rozege turulurdu. Bu peyşembege niyet bilen turgan adam cümege roze bilen kirmeydi. Peyşembenin kündüzü tügese cümenin keçesi başlanırdı. Bana bugün peyşembe mi? Peyşembe bugün. Bana hadır cümenin keçesinde oturup biz. Hadır peyşembe mi? Cümege öttük. Bismillah. Cümenin keçesinde miyiz hadır? Biz hadır rozedar bu miyiz? Keçenin keçesi de yani peyşembenin ötken aldığında keçesi de roza tutkenler, peyşembe roza tutken böyledi. Cümege ağız açık kırıyor biz böyle. O cümenin hürmetine rozadar kıramen değişlik not olur. Çünkü cümenin keçesi kırmaydı o. Cümenin keçesi bana başlandı hazır. Hazır peyşembenin keçesi mez. Cümenin keçesi hazır. Peyşembenin keçesi de seherlikte turup roza tuttuk. Şimdi cümenin keçesi de hazır oturup biz dua icabat bölgen dakikalar başlangen inşallah duadan ümit varmız. İrtilap tursak cümenin kündüzü başlanadı. Siz doğru etkensiz Şavkat Gaziyev braderimiz. Hayrullah Abdullayevich degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Kishi namozni bir o'zi o'qiganda namoz vaqtlaridan qat'iy nazar qiroatni ovoz chiqazib yoki chiqazmasdan o'qish ixtiyoriy deb eshitgandim, shundaymi debdilar. To'g'ri, namozning ovoz chiqarib o'qishlik mumkin bo'lgan vaqtlarida yakka holda o'qigan odam ixtiyoriy. Bu qaysi namozlar? Bomdod, shom, xufton namozlarini. Xohlasa ovoz chiqarib o'qiydi. Afzal shu. Xohlamasa ovoz chiqarmasdan o'qiydi.
O'zbegim Qo'qon profildan savol beryaptilar. Taziyaga kelgan ayollar Qur'onni siz bir pora, men bir pora deb bo'lib o'qib kelib otin oyiga duo qildirishadi. Shu ish joizmi? Ya'ni Qur'onni uyda poralarini bo'lib o'qish debdilar. Qur'onni xatm qilishlik, poralarni bo'lib o'qishlik yoki bir kishi o'zi xatm qilishlik va bularni o'tganlarning ruhiga bag'ishlashlik to'g'risida alohida bir savolga javob bergan edim. Ko'p ya'ni matnlar bilan to'xtalib ulamolarning ijtihodlariga ko'ra aytib keltirganmiz. Bu imom Ahmad ibn Hanbal va Abu Hanifa va Shofiylardan bir qavlga ko'ra Qur'on qiroatining marhumlarga yetib borishligi haq. Ikkiga bo'linilgan, ya'ni Qur'on qiroatining yetib borishligi to'g'risida ixtilof bor. Shofiylarning jumhuri yetib bormaydi deyishadi. Va allaysa lil insani illa ma sa'a deyishadi. Inson uchun o'zi harakat qilgan narsagina bo'ladi degan ma'nodagi oyatni dalil qilishadi. Bizni ulamolarimiz bu dalilni ham ko'rishgan, qop ketmagan, lekin u dalilning boshqa dalillar bilan ham ma'nosini, ifodasini bayon qilishib aytishganki, o'sha insonning sayi harakati kasbkorlariga farzandi ham kiradi. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab oyatida o'sha Abu Lahabni qilgan kasbi ham, moli dunyosi ham unga foyda bermadi degandagi va ma kasab kalimasi farzandlari, ya'ni kasb farzandlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Insonning eng halol yegan luqmasi o'z kasbi bilan qilgan luqmasi deganlar. Yegan taomi va farzandi ham uning kasbidir deganlar. Farzand kasbimizmi demak? Inson o'zining kasbidan manfaat oladimi? Farzandining qilgan duosidan, uning qiroatidan ham manfaat oladi, ya'ni. Duoning yetib borishligida ixtilof yo'q. Abdulloh ibn Muborakdan Imom Muslim Sahih Muslimning muqaddimasida dalil keltirganlar, Abdulloh ibn Muborak aytadilarki, sadaqaning yetib borishligida ixtilof yo'q deganlar. Jumhur hammasi sadaqaning yetib borishini tan oladi. Duoning yetib borishida ixtilof yo'q. Qur'on qiroati, namoz o'qib savobini bag'ishlash, umra qilib, haj qilib savobini bag'ishlash, bularda ixtilof bor. Bizni Hanafiylar o'sha Qur'on qiroatining savobini yetib borishligini joiz deyshgan. O'sha qiroatlarni bir pora bir pora o'qib xatm qilib ham yetkazishlik shu asosga ko'ra joiz bo'ladi. Demak, ya'ni bir kishi o'zi Qur'on o'qib ham duoni bag'ishlasa joiz bo'ladi. O'sha suhbatni ham bir eshitib ko'ring, Telegram kanalimizda bor. O'zbegim Qo'qon birodarlar aytayaptilar, botdagi savollarga ham javob berasizmi? Beryapmiz qo'limizdan kelgancha, undan ham olib hozir jonli muloqotda bor birodarlarimizga ham ba'zida qop ketmasin deb beryapmiz. Inshaalloh davom etib berib boramiz. Dilshod Yakubov degan birodarimiz, ustoz bir paytda qazo bo'lgan ro'zalarni tutsa Rajab oyida Rajab oyidagi savoblardan ham erishadimi ikki rasga niyat qilsa debdilar. Ha, erishadi. Qazo namozlarini niyat qilib, o'sha dushanba, payshanbadagi nafillarga ham niyatning ichiga qo'shib yuborsa bo'laveradi. Chunki qazo vojib, vojibning ichiga nafillar kiraveradi. Niyat bobida Ibn Nujayim rahimahulloh Ashboh Nazoirda juda katta keng bob ochganlar. O'sha niyatlarda farzning ichiga sunnatlar, nafillar kirib ketishini aytganlar. Masalan, peshin namoziga bordingiz, kirsangiz sunnat o'qiyapti hamma. Siz tahiyatul masjid o'qimagansiz. Nima qilasiz? Sunnatning ichiga tahiyatul masjidni niyat qilib qo'shib yuborsangiz bo'laveradi. Ikkalasi ham sunnat ado bo'ladi, tahiyatul masjid ham ado bo'ladi. Siz aytayotgan qazo namozlarining ichiga Rajab oyidagi fazilatli ro'zalarni qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Elshodbek Muhammad birodarimiz shu muxlis birodarlarimizdan juda katta xizmatlari bor. Bizni botlarimizni yurg'izishlikda
xolis xizmat qiladilar. Bizni yaqin birodar do'stlarimizdan ota-onalarining haqlariga duo so'rayaptilar. Alloh taolo ota-onangizni sizdek farzandni yetishtirganlari uchun Alloh taolo ularni o'z hidoyatida bardavom qilsin. Hidoyatlari bilan o'zini Alloh subhanahu taolo ne'matli, qadrli ota-onalar bo'lishini nasib qilsin. Sizga o'xshagan xolis, solih musulmonchilikda yurgan, musofirlikda yurgan birodarlarimizning sonini ko'paytirsin. Dinga, diyonatga xizmat qilishlikda Alloh subhanahu va taoloning madadi, ko'magi siz bilan birga bo'lsin. Barcha duo so'raganlarga ham shu duolarimizni Xudo taolo sherik qilsin. Olimbek Akramov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla, savolim bor edi. Bir kishi nafil roza tutishga niyat qildi. Sahar payt junub holatda bo'lib qoldi. Shu paytda bomdodga azon chaqiryapti. Junub holatda niyat qiladimi yoki g'usl qilishga vaqti yo'q bo'lsa qanday yo'l tutadi yoki o'sha kuni roza tutmay qo'yaveradimi dedilar. Niyatga junublikning aloqasi yo'q. Ya'ni vaqt kirib qolgandan keyin o'zingiz qas bilan junub bo'ladigan bo'lsangiz, unda roza ochiladi. Vaqt kirib, ya'ni bomdodga azon aytmasdan oldin junub holatda bo'lsa, niyat qilib olaveradi. Niyat degani niyat bugun roza tutdim, shomga qadar Allohning roziligi uchun Alloh akbar og'zini bekitadi bo'ldi. Hech narsa yemaydi. Azon aytgandan keyin bir narsa yesa, roza bo'lmaydi. Keyin g'usl qilib olaveradi. Faqat g'uslda usulning farzlari bor, o'sha farzlarni ado qiladi. Burun bilan og'izga suv olayotganda mubolag'a qilmaydi. Burunni achitib, tomoqdan o'tkazib yubormaydi suvni. Tomoqni g'arg'ara qilayotganda ham ichiga o'tib ketadigan miqdorda mubolag'ali qilmaydi. Roza tutdi, rozasi uchun usulni qilib olaveradi va niyatga junubning to'sqinlik joyi yo'q. Shashgani yaxshi o'ynaysizmi debdilar. Madekiz dedi. Shashkani yaxshi o'ynaymiz, lekin o'ynamay qo'yganmiz. Sherzod Ametov degan birodarimiz, ustoz, onajonim olamdan o'tdilar yaqinda. Bitta duo qilingchi, onamning ismi Ma'rifat. Alloh rozi bo'lsin debdilar. Alloh subhanahu va taolo onangizni rahmat qilgan bo'lsin, iymonlarini o'zlariga hamroh qilgan bo'lsin. Yotgan joylarida hisoblarini oson qilsin. Ortlaridan qolgan sizdek musulmon yigitlarni duolarini doimiy qilsin. Siz solih ekanligingizni ota-onangizni duo qilish bilan bilasiz. Siz solih insonmisiz degan savolga ha deb javob berishlik uchun har namozda ota-onangizni duo qilayotgan zot bo'lishingiz kerak. Siz ota-onangizni duosini doim eslang. Ota-onangiz ma'rifat, ma'rifat deb yozibsiz, ma'rifat bo'lsalar kerak. Ma'rifat onamizni Alloh taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Ortlaridan qolgan musibat zadalariga sabr bersin. Qilgan sabrlarga ajr bersin. Sizning vazifangiz endi onangizni har namozda duo qiling. Har yaxshiliklarda duo qiling. Sadaqotlar qilib onangizni nomlariga savob ma'nosida bag'ishida qiling, bag'ishlang va onangizni qarindosh urug'lari, xolalaringiz jiyanlari bo'lsin, qarindosh urug'lari bilan aloqani tiklab, bo'ldi keldini ko'paytiring. Onangizga o'xshagan do'stlari, onangizning sinfdoshlari bo'lsa, ular bilan ham bordi keldi. Onamni ko'rgan, onamni hurmat qilgan degan ma'noda, ular bilan ham bordi keldini yaxshi qiling, shunda onangiz inshaalloh xursand bo'ladilar, sizdan yaxshiliklar yetib boradi. Sardor G'aniyev degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Alloh rozi bo'lsin sizni bizdan inshaalloh. Mayit yuvishda qatnashgan inson mayit chiqqan xonadondan hech narsa olmasa bo'ladimi? Katta rahmat. Qiziq savol, olmaslikka so'rayapsiz. Odamlar olsa bo'ladimi so'raydi. Yo'q, xato yozib yubordingizmi? Olsa bo'ladimi demayapsizmi mabodo? Olmaslikka so'ramang,
olmaslik yaxshi har doim ham. Olishni so'raydi odamlar. Endi uy egalari bir narsa beramiz deb majburlashi mumkin. Olmasangiz, ixtiyoringiz. Majburlab olsa olib turib, birorta kambag'alga berib olsangiz bo'ladi. Sarvarbek Karimjonov degan birodarimiz. Zufarlar faqat bizning imomlarni kalaka qilyapti. Hamma yoqda ko'p ko'ryapman. Faqat sizni emas, hamma o'zbekistonlik imomlarni ermak qilishadi. Nimaga unaqa ekan? Ular ham bizni millatga hayronmiz debdilar. İnsonning qalbiga fitna kirsa shunaqa bo'ladi. Mana fitnachilar ham shu. Faqat musulmonlarni g'ibat qilishadi. Faqat musulmonlarning obro'siga tajovuz qilmoqchi bo'lishadi. Faqat musulmonlarning xatosini taftish qilib o'tirishadi. Ya'ni axlat titishadi. Qarg'aning ishi axlat. Mavlono Rumiy aytganlar, do'st tanlashlikda ehtiyot bo'l. Qarg'ani do'st tanlasang axlatga olib boradi. Bulbulni do'st tanlasang bog'i bo'stonga gulga olib boradi degan. Bulbulni do'st tanlang, axlat titadigan qarg'alarni o'zini holiga qo'yib berish kerak. O'zlari kelib bir ish qilishmaydi. Bu O'zbekistonning ichida shu ahli ilmlarimiz musulmonlarning diniga, diyonatiga harakat qilishyapti, qorlar chiqarishyapti, ahli ilmlar chiqarishyapti. Shular, shu imomlarimiz ko'zimizni yumishimiz kerak bo'lgan xatolardan ko'z yumamiz, qilayotgan xizmatlari beqiyos. Men necha marta aytganman shu fitnachilarga. O'sha Amerikada yurgan safta tavozni olib kelibdi, masjidga qo'yib qo'ying, 5 vaqt azon aytib bera olaydimi? Hamma ishini yig'ishtirib qo'yib, 5 vaqt namozga tura olaydimi? İmamlarımız, naib imamlarımız, Allah bularga zamanımız kahramanları şular. Allah bularını özü barakat bilen, nusrat bilen, kuvvetlendirsin. Fidakar adamlar. Mescitte birliyetken aylıkke hiç kim işlemeydi, karavul işlemeydi. Fidakarlar işleydi, hakiki, samimi insanlar. Allah için savab ümit kıyan adamlar bu imamlarımız. Bularını gapirayotganlar hayiller ya ki kör, nankör adamlar. Ya ki Brown'in kolu da koğurçak bölüyetken adamlar. İmamların ne kadar sen yapıp, imamlar hizmet kıyaptı. Koludan kegenini kıyaptı. Adamlar gibi hayransız. Uşalar soruyordu. Bir de soru yaptı. Avvalam kör gensin de sonra şey yaptı. Domlar armiyede namaz okutturma yaptı. Ne deyisiz diye. Armiyanı imomlar tashkil qilgandek, armiyadagi namoz o'qitmayotganlikka javobgar imomlardek. Maqamasdi. Insof, ma'al avsof, minal avsof deydi arablar. Insofli bo'lish ham yaxshi sifatlardan. Insof bo'l, insof bo'lish kerak. Shu muammolarni gapirish bilan siyosiy maslakka harakat qilishayotgani shu. Xiyonatning turi, xiyonatning ovozi shu. İlk bid'atçılar, ilk bid'atçılar sahabalarının qilayotgan işlerden muammo qidirishgan. Hazreti Usmon'un vafot topishligiga sabab muammoni ro'kach qilishgan. Nimaga meni Misrga vali qilmadi? Nimaga o'zining jiyanini Misrga vali qildi? Nimaga palonchini falon joyga Iroqqa, Kufaga jo'natdi? Nimaga menga undoq bermadi? Nimaga menga undoq bermadi? Bilan boshlangan janjal. Bir xil bugungi janjal kashlar ham shu. 91 yılda hem kuddu şu bugün. Dini idaranın aldığı kev alıp durup Allahu Ekber deyip bakır yetkenler ne için bakır gen? Mufti işten ketsin deyip bakır işken. Mufti bir çare Hazret Rahimahullah şunca teşviş işi de ümmet için, millet için gazete çıkarayılık, İslam nurunu yolga koyayılık, hayit, hac, ruzum işleri, mescitlerinin kuruluşları, madrasalar, Özbekistan'daki vakıf yerler hakkında suvlar çıkarışımız gerek, Kur'an basışımız gerek, kitap çıkarışını teşviş kılı yürüptüler. Bir tada kev alıp, Saudiye'den Kur'an geldi. Kanı o Kur'an. Cancak bir şey yaptı. Yaşı bizde, biz dengi, bizden sal, yaşı kattarak, şu adamlar, uşa davurlardaki kaynak vakiyelerinin güvahı. Hüddü hadır geliyor uşa. Uzları bir artı iş kılışmaydı. Hazrat özlere etkenler, biz Kur'an'a 1 milyon nuskada kiçkene Kur'an kegen, o Kur'an'ı 50 sonundan satılgen. Satışlığı
Kur'an'ı bergen adamlar vakıf manasında berişken ve satıp pulunu vakıfke işletişlikke icazat berişken, ruhsat bilen bugün. Katta kurultay bugün, kurultayda hazretke bu gapni ayıbını tönkemakçı bugünler boynularına koyuş almayan. Hammasi hujjat bilen tola tokuz vakıfının kaidesi bilen bugün. Kurultayda hazretini aklaşken, notoru kıtmız de. Hazret ayetkenler ki, Kur'an sattı degen gapni çıkarganlar özleri Kur'an satıyorken adamlar bugün. Ularning savdosi, biznesi kasod bo'lganligi uchun hazratni qora otlik, yomon otlik qilishga urinishgan. Mana nomardlar o'sha paytda odamlar ichida visir-misir gaplarni shunaqa qilib tarqatishgan. Hozir ham qilishyapti-yu. Hilol nashrining ustidan mag'zava ag'darishga urinyapti, jigari kasal. Shu bechoraning og'zi bunni qonga to'lib qutiladi shekilli bizdan. Hilol nashr tarixda iz qoldirgan tashkilot. Iz qoldirdi, izi bor uni. Qadami bor uni. Qilgan ishi bor. Ummatning duosiga loyiq bo'lgan jamoat hisoblanadi u. Hazratning merosi hisoblanadi, sadaqa joriyasi hisoblanadi. 31 ming so'mdan Qur'on kitob ola olasizmi? Qayerdan olasiz? Dunyoning hech bir joyida yo'q. Eng arzon kitoblar Turkiyada, eng arzon kitoblar Suriyada, Misrda. 31 ming so'mga kitob yo'q. 4 dollarmi, 3 dollarmi? 4 dollar. 4 ga bormaydi, 3.5, 3.8 dollar. Qur'on yo'q bunaqa Qur'on kitob. Yok buna kadar. 31 bin insandan çıkarıyordu. İğvagarlar İğvagı örgünüp koyan, kattadır ki bir fakşenin ya ki bir buzuklunun yapıdığı işanıp, özü eşitmek için bakan yapını işanıp, hılal naşırını bakarıp sokuyor atıptı. Hakarat kılıp. Kesal adamlar, hasadı bar adamlar, hasadının üstüki düşmançılık, bunlar düzelmese gerek. Allah insaf versin deyimiz, lakin bunların akıbeti tarihte düzelmeyen. O'zing nima qilding deb savol bering, nima qilding deng? Ummat uchun nima ish qilding deng o'shalarga? To'g'ri gaplashish kerak emas. Odam o'rnida qo'ymaslik kerak. Men ham nomlarini aytib xato qilyapman. Ba'zi ustozlarimiz menga nomini aytmang, kim ular deyshyapti. Bir tinga qimmat odamlar reklama qilib beryapsiz deyshyapti. Nomini aytmasligimiz kerak o'z to'ppa-to'g'ri. Beynom odamlar. Toshkentda beynom deganda chayonni aytiladi. Beynomlar. Faqat ishi zarar yetkazish, zahar tarqatish, faqat mana shunaqangi narsalarni kavlab o'tirish. Rahmim keladi. Rahimga rahmim keladi. Hay. Xo'p. Ey maşallah, yana 3 soatga ketib qopmiz. Oxirgi savolni o'qiymiz. Oxirgi savolni o'qiymiz va inshaalloh duo qilamiz. O'zbegim Kokant degan birodarimiz savol beribdilar. Oltin silsilani ham xatm qilish savob amalmi deb savol beribdilar. Ya'ni Imom Buxoriyning
hadis toplamlarını, İmam Müslim'nin hadis toplamlarını hatim kılıçlık tarihten tecrübe manası da borgen. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi şerifleri, sahih, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek dudaklarından çıkan kelimelerde din, diyanet doğrusundaki kelimelerinin barçası vahiy. Çünkü hadislerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din hakkında hiç kaçan özlerinin fikirleri bilen etmegenler. Fikirleri hem ilham, vahiy değildi. Uşa manada tecrübe kılış için Osmanlı hilafatı, ondan aldığı hilafatlarda hem bazı müşkülatlarda Buhari'ni hatim kılışlık barakatıdan, fazladan, umid manası hatim kılışlık bo'lgan. Ve bunun ko'p faydalarını ko'rishgan. Ocharchilik, qahatchilik paytlarida hatim qilishgan Buxoriyning sahih to'plamlarini biz oltin silsilaning muqaddimasida Buxoriyning o'sha birinchi kitobida shu narsalarga to'xtab o'tilgan. Buxoriyning xatmi to'g'risida alohida bob ochilib, uni qilgan ishlari ulamolarning ma'qullaganlari to'g'risida bir qancha gaplarni keltirishgan. Hadisni o'qish ma'nosida Peygamber aleyhisselamın sözlerini okuş manası, savab, ilim manası, savab var. Sünnette Resulullah'ın sahabelerde bu megen bulsa da, çünkü o peyde hadis yok. Lekin gelecekte o şey hadislerini okuş, onların berekatıdan, Resulullah'ın hadisleri, sözlerini okuştan umid manası da, köp tecrübelerinin menfaati körülgen, elbette bu itibardan çette kaldıradigan narsamaz. Tabarrikat degan narsalar bor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sochlarini kesken paytlari de sahabelerge tarqatıp bunu berganlar. Tabarrikat. Halid ibn Velid radiyallahu anhu dubulgalari de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sochlarini daim olib yurganlar. Daim olib yurganlar ve aytganlar ki men yengilmasligimning sababi şu sochlari deb bilaman deganlar. Fazilat ma'nosida. Albatta g'alaba Allohdan, lekin tabarrikat sahabelerde bo'lgan. Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun mübarek kamçıları, mübarek kamçıları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kavuşlarından kılıngelliği hakkında hem bar, uşa tabarruk manası o yürgenler. Tonları, kakatçılık bugün peytede Hafsa anamızdan Resulullah'ın tonlarını sonra bakarlar Umar radıyallahu anhu. Uşa tonunu kıyıp barıp istisqa namazını okuyarlar. Bunlar bar, tabarrukatlar bar yani. Bazı zahiri, selefi düşünçedeki adamlar bu narsalarını yokka çıkarsa yok bu kamaydı. Bar narsalar bunlar. Demek uşa hatim kılıçlık tecrübede ulamaların hayatları da Müslüman ümmetinin tarihi de mevcut narsalardan. Bugün bu sohbetimizde şu cöyde yakülleyimiz. Acretken vaktiler için Allah subhanahu wa ta'ala yaxşı acırlar özümüz kütmegen ve biz kütkenden hem afzal acir mükafatlar atatılsın. Dünyada bunda ilmi sohbetlerde kalplerimiz birbirimizge doğru yolda topilgendik. Cennette hem birbirimizge mukabul bulup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek meclislerde Katar oturuşumuzun Hidayet Allah özü nasip kılsın. Barcha duo so'raganlarning duolariga Alloh subhanahu va taolo ijobatlik bersin. Qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Ota-onalarimizni umrlarini uzoq, duolarini ijobat, ibodatlarini qabul aylasin. Tani jonlarini sog' qilsin. Tutayotgan ro'zalarimiz, qilayotgan ibodatlarimiz, tahajjud namozlarimiz, o'qiyotgan Qur'onlarimiz, o'qiyotgan ilmlarimiz hayotimizga manfaat, ummat uchun foydali ilmlar bo'lishini Allah Teala özü nasip kılsın. Ahli ayarlarımızın tevfikini, rüştünü, hidayetini ziyade kılsın. Farzantlarımızın bizim ortamızdan kalıp, bizim haklarımızda dua kıladigen farzantlar buluşunu Allah Teala özü nasip kılsın. Bizlerden ki sadakayı cariyeler kalışlıgını, biz kabirde hem acırlardan umidvar bulup yaşaydigen ümmet sıfatı da şekillenişimizi Hidayet Allah özü nasip kılsın. Düşmanlarımızda Allah Subhanahu Teala özü bilip muamele kılsın. Ularning jamoasini parchalasin, qalblarini ixtilofga tushursin. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan makrlariga o'zlarini tushursin. Tuhmat qilayotgan, bo'xton qilayotgan fohishalarga dunyoning o'zida Alloh subhanahu va taolo jazosini bersin. Qiyomat kunida
O'sha fohishalar cehennem ahlinin yeringidan ichadi. Avvalo tavba qilsin, insof bersin, bo'lmasa o'sha jazoga Alloh subhanahu va taolo ularni o'zi loyiq ko'rgan, tavbaga ulgurmasa yoki tavbaga kelmasa, kechirim so'ramasa, uzr qilmasa bu dunyodan o'tib oxiratda bu jazo ularni kutib turibdi. Og'ir jazo. Düşmanlık kılıçlıkta yeterli insanlar var. Müslümanlar nispeten kalbimizde kıllı kaç koymasın. Fitneçi, bid'atçı taifelerden bizlerini uzak kılsın. Meclislerimizin ilim meclisi, tabiyatlarımızın hilim tabiyatı, dostlarımızın hakiki sağlık, samimi dostlar, ahallarımızın hakiki bizge vefadar ahallar buluşunu Allah Teala özü nasip kılsın. Xususan musofirda yurgan dostlarimiz ko'p duo so'rashadi. Musofirda yurgan birodarlarimizning duolaridan biz ham muhtojmiz, ularning duolaridan umidvormiz. Bizga o'zlari samimiy shaklda o'zlarining kimligini aytmasdan turib yordam berishga urinadigan birodarlar bor. Eng katta yordaminglar duo. Bizning haqqimizga duo qilinglar. Qilayotgan xizmatlarimizni Alloh taolo samimiy qabul qilsin. Riyodan, sum'adan, ujubdan, shirk, kufrdan Alloh taolo bizlarni salomat saqlasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.